Günaydın, Para Gündem'desiniz. Hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün 3 Temmuz, Çarşamba, o beklenen gün. Kimler için? Memur için, memur emeklisi için, enflasyonu yakından takip edenler için. Bu ay kira, konutta kira oranı belli olacak olanlar için. Yani gözümüzü diktiğimiz Türkiye'nin ekonomideki yol haritasında, enflasyonla mücadelesinde, alım gücünde önemli bir gündeyiz. Uzun uzun da konuşacağız Para Gündem'de. Ama önce gelin bir bakalım günün manşetleri neler, başlıklar neler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'ya gidecek. Birazdan da bu önemli ziyaretin detaylarını Esra Nehir'den alacağız. Esra'yı da gördüm zannederim. Esenboğa Havalimanı'nda burada Putin'le bir görüşme de olacak Astana'da. Nedir bu zirvenin önemi, içeriği, hepsini sen aktar bize Esra. Günaydın. Günaydın Sena Hakan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki bir hafta içinde aslında diplomasi trafiği oldukça hızlı olacak. Astana ile başlayacak ilk ziyaret Astana'ya olacak. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçaktan Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aralarında Enerji Maliye Bakanı'nın da bulunduğu 4 kabine üyesi eşlik edecek. Hemen programı aktarmak istiyorum. Bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Esas programı ise yarın olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye saatiyle saat 8'de devlet başkanlarını karşılama töreni gerçekleşecek. 8.10 geçe ise aile fotoğrafı verilecek. 10.45'te toplantı katılımcılarını karşılama töreni olacak. Aslında Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü üyesi değil ancak Kazakistan tarafından bu toplantıya davet edildi. Bu nedenle ayrıca bir karşılama töreni de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marjında devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bunlardan belki de en merak edilene ve en önemlisi Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşme olacak. Rusya tarafı aslında bu görüşmenin tarihi için bugünü işaret etmişti. Beklentiler bugün ikili görüşmenin gerçekleşmesi yönünde. Peki görüşmenin gündeminde neler olacak? Bunun için de aslında geçen haftaya dönmekte fayda var. Hem Rusya'dan hem de Şam'dan yapılan bazı açıklamalar vardı. Moskova, Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapmaya hazırız mesajı vermişti. İki ülke ilişkilerine normalleşmesini amaçlayan tüm girişimleri desteklediklerini ifade etmişti. Bu açıklama Putin'in Suriye özel temsilcisinden gelmişti. Suriye Devlet Başkanı Esad'dansa Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açığız mesajı gelmişti. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında son bir haftada verdiği mesajları da hatırlatmakta fayda var. Son olarak dün kabine toplantısı sonrası iç siyasette de dış politikada olduğu gibi sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğunu ifade etmişti. Bugün görüşmede Ankara-Şam arasındaki bir normalleşme süreciyle ilgili bir başlığın olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Rusya-Türkiye ilişkilerinin de bütün boyutlarıyla, detaylarıyla ele alınmasını beklediğimizi söyleyelim. Sena Hakan, sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Esra Nehir aktardı. Teşekkürler Esra ve kolaylıklar. Biz de şimdi günün gündemin özetiyle devam edelim. Akabinde de ekonomiye geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından konuştu. Gündeminde Kayseri ve hemen ardına Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar vardı. Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmayı biliriz. Kamu düzeni kırmızı çizgimiz dedi. Erdoğan Ankara-Şam arasındaki normalleşme mesajlarını da değerlendirdi. İç siyaset gibi dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında büyük fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi, konuşulması gerekiyorsa geçmişte olduğu gibi yine görüşmekten imtina etmeyiz ifadelerini kullandım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. Artan gerilimler dikkatle izlenmektedir dedi. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır mesajını vererek Suriye'nin kuzeyinde yapılmaya çalışılan
sözde seçimlere de değindi. Dedi ki sözde özerk yönetim ve yerel seçim faaliyetlerini reddediyoruz. Bölücü örgütün terör koridoru kurmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. CHP sosyal medyadan yaptığı açıklama ile iktidarın Suriye ve sığınmacı politikasını eleştirdi ve açıklamada Türkiye mevcut statikonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir denildi. Sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil uygulanabilir bir yol haritasının yayınlanması gerektiğine dikkat çekilirken Esad yönetimiyle normalleşme sürecinin sürdürülmesi gerektiği de kaydedildi. Vatandaşlara provokatif olaylara karşı itidalli olma çağrısı yapıldı. İyi Partili Kürşat Zorlu sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili meclise kanun teklifi verdi. Avrupa Birliği mevzuatını örnek gösterdi Zorlu. Türkiye'de geçici korumaya ilişkin süre sınırlaması olmadığını hatırlattı ve sunduğu teklife göre sığınmacıların geçici koruma süresi 1 yıl ve 6'şar aylık sürelerle en fazla 2 yıl uzatılabilecek. Böyle de bir kanun teklifi sunuldu İyi Parti tarafından. Kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bir de içeride çok konuştuğumuz erken seçim tartışmaları vardı. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizce bu tartışmalar muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibarettir. Hükümet olarak bu tartışmaların ne tarafıyız ne de muhatabıyız ifadelerini kullandı. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın görülmesine ikinci günde de devam edildi. Bugün üçüncü gün zannederim. Duruşmada tetikçi Eray Özyağcı'yı araçla İstanbul'dan Ankara'ya götürdüğü belirtilen tutuklu polis memuru Muratcan Çolak'ın savunmasıyla başladı. Çolak dedi ki Özyağcı'yı daha önce hiç görmedim. Ankara'da da bir süre bulunduktan sonra İstanbul'a döndüklerini anlattı. Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen Doğukan Çep'i tanımadığını söyledi. Tutuklu sanık avukat Serdar Öktem'de olayla bağlantısı olmadığını, olaya karışan kişilerin kendisinin müvekkili olduğunu ifade etti. Dün hepimizi sevindiren bir zafer geldi. A milli takım Euro 2024'te son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı ve 2-1 ile mücadelenin galibi Türkiye oldu. Bu skorla da ne oldu? Çeyrek finale yükselen Türkiye'nin rakibi Hollanda oldu. Mücadeleyi ne zaman göreceğiz? 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22'de Berlin'de oynanacak. A milli futbol takımı 2000-2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldı. Şimdi Yavuz Barlas benimle Habertürk'üm. Allah söyletti yarı final diyiverdi. Evet yani Berlin zaten aslında neredeyse İstanbul'da oynamak gibi bir şey olacak herhalde. Evet. Berlin'de öyle bir yer. Tabii isteyince oluyor gerçekten ve hani Türk milli takımı aslında havaya girmiş oldu bir parça. Tam havasını buldu. Ama tabii tesadüf olmuyor bu işler. Yani hep ben şey için söylüyorum bunu. Rakibimizle karşılaştığımız zaman artık hani genç bir takımız biz de işte. Yani 25 yaş ortalamasıyla oynayan bir takımız. Aslında onlardan daha değerli futbolcularımız var. Ama ne dinliyorsunuz? İşte Avusturya çok iyi bir çıkış yaptı ve dolayısıyla hani hazırlık maçında da daha önce kazandıkları için bir hafif bir endişe vardı herkesten ama bana kalırsa biz daha güçlü bir takım olduğumuz zaman, odaklandığımız zaman ve kenetlendiğimiz zaman ve birbirimizi eleştirmediğimiz zaman oluyormuş çok fazla olabiliyor. Yani çünkü hani bir önceki maç Portekiz olsaydı bu böyle olmazdı. Yani hani daha önceki tartışmanı hatırlıyorsundur zaten. Hani Arda Güler vesaire. Yani bu polemiklerden uzak olunduğu zaman motive bir takım odaklı. Gördük. Evet gördük. Ama tesadüf değil demek istediğim şuydu aslında. Ya bugün Avusturya milli takımının futbolcularının toplam değeri 230 milyon euro civarında. Türk milli takımının 320 milyon euro. Yani Türk milli takımının oyuncuları çok daha değerli. Hani açısından piyasa açısından daha yüksek bir değere sahip. Tabii işte takım disiplini olunca biraz duygusal bir takımız. O duygusallığı eğer bir parça senin kanlılıkla yönetebilirsin. Millet olarak da duygusal bir milletiz. Yani görüyorum pankartlardan da böyle bir duygu yüklü bir hale bürünerek pankartları açıyoruz. Karşı tarafa işte şinitzelden kebap daha iyidir gibi böyle. İyice abarttık zaten dün bir ara oldu hatta. Yani işte soğuk olmasaydı Viyana'da alırdık günlerinden. Böyle espriler de gördüm ben. Çünkü o da teknik direktörün işte daha sonrasında şöyle olsaydı uzatmaya kalsaydı biz alırdık dedi ya.
hava soğuk olmasaydı Türkiye'den Osmanlı da yanayalırdı gibi cevap vermişler. Güzel espriler bunlar. Espri, evet, bir böyle ince esprili bir yanımız da var. O da evet. Bence tatlı bir sos oluyor bu tarz evet, galibiyetler. Evet, yani özellikle Hollanda var. Hollanda tabii şimdi, yani çok da yani şöyle yine aynı motivasyonla oynadığımızda tabii bizim direncimizi yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü uzatmalara kalma ihtimali olan maçlar bunlar. Hı hı. 90 dakikanın artık biz 120 dakikasını düşünmemiz gereken maçlar. Çünkü çok hani teknik açıdan güçlü bir takımla oynayacağız. Üstelik hani değer açısından da 800 milyon euro onlarda. Hı. Biz 300 milyon euro civarındayız. Yani bizden çok daha değerli oyuncuları var. Değer derken yani maddi değer olarak söylüyorum. Hı hı hı. Yoksa bizim oyuncularımızın değerini tartışacak halim yok. Ama gün sonunda yaş ortalaması aynı. Şöyle bir farklılığımız var. Onların oyuncuların %83'sinde oynuyor. Başka ülkelerde hı. oynuyor. Bizde %50'si, yarısı. 13 tane oyuncumuz. Yani deneyim açısından Hollanda futbolunda oynayanlar Avrupa'nın her yerinde top koşturmuş durumdalar. Evet. Ama dediğim gibi bir ekolleri de var. Yani Hollanda futbolu diye bir ekol de var. Aynı konsantrasyona... Yüksek görüyor musun şansımızı? Yani ben, bu konsantrasyonumuzu motive. Artık bu saatten sonra çeyrek finale gelindikten sonra işler hani bilek gücünün ötesinde biraz da motivasyonu ve şansı da kalıyor. Yani hakem kararlarına da kalıyor. Yani şu saatten sonra zaten hepsi başarılı. Ya bu 8 tane takım. Düşünebiliyor musun? Tabii hepsi artık zaten yani. Aynen. Evet yani şey. Burada evet yani penaltı da kazanabilirsiniz. Geçebilirsiniz. Yani bu ihtimallerin hepsi var. Dolayısıyla yarı final artık sürpriz değil. Karşımızdaki takım güçlü ama önemli değil. Çünkü Türk milli takımı eğer dediğim gibi motive olur. Birbirinin ayağına dolanmazsa. Yani bir şekilde bu maçı da zorlar ve alabilir. Yani bu ihtimal var. Ve Hollanda da bu arada bizim hani geçmişte izlediğimiz işte yıldızlarla dolu olan o geçmişteki takımlardan biraz daha uzak, onu da söyleyelim yani. Evet, sabah bizim meteoroloji mühendisimiz Hüseyin evet. Özsel'le geliyorduk. Evet. Beraber dedim Hüseyin şimdi Hollanda nasıl eski oynuyor? Hollanda değil yani. O da aynı şeyi söylüyor. Eski oyununda değiller ya. Bizimle eşit ayarda oynadılar. Evet. Yenebiliriz diye düşünüyorum tabii, dedi o da. Tabii niye olmasın? Yani sonuçta hani Almanya çıksaydı çok daha zorlanabilirdik belki. Almanya çünkü bir yeniden yapılanma yaşadı. Ama Hollanda açısından öyle söylemiyorum. Evet, elbette farklılıklarımız var. Elbette değer açısından aramız açık ama önemli değil. Burada gerçekten motive olunursa ve yani futbolcuların ben dün en çok onu sevdim. Yani hiç kimse bireysel düşünmedi. Evet. Bir takım oyunu oynadılar. Zaten Türkiye'de genelde budur. Yani yıldızlar öne çıkabilir ama takım oyunuyla kazanır Türkiye. Genelde de böyle olur. Kenetlendiği zaman. Kenetlendiği zaman yani seyircisiyle, zaman. Taraftarı, kendisi, takımdaki tüm teknik ekibi vesaire. Bu motivasyonu ben şu an hissediyorum, görüyorum fırsatı yani. Fırsatı olan bu yaz koşa koşa Türk milli takımına destek için Almanya'ya gidiyor. Öyle görünüyor sosyal yani medyada. Umarım öyle. Cumartesi günü bayram olur yani hakikaten. Hak ediyor o milli takımını. Hadi inşallah. Şöyle güzel bir başlangıç yaptık, değindik. Piyasalarda bir bakalım, evet. Ekonomiyle de evet. Devam edelim. Dolar TL 32,57 seviyelerinde, Euro TL 34,97 seviyelerinde görünür. Gram altın 2442 lira seviyelerinde, BIST 100 endeksi 10.400 puan seviyelerinde seyrediyor. Şöylece bir bakalım altının onsunda 2333 doları görüyoruz. Brent petrol 86 dolarda. Gram altın, çeyrek altın, onları da hızlıca gördükten sonra... Bugün sana soru çok Yavuz Barlas. Gram altın 2442'de dedik. Çeyrek altın 3993 lira seviyelerinde ve yarım altın 7985 lirada. Alman Bankası hazır bu kadar Almanya işte Euro 2024 konuşurken Alman Bankası da demişti Türk lirasında bir önerisi var. Diyor ki son derece cazip bir giriş noktasında Türk lirası. Mart'taki faiz artışından bu yana Türk lirasının açık ara farklı en iyi performans gösteren küresel para birimi olduğunu söylüyor piyasalarda böyle. Evet yani Deutsche Bank'ın raporu şöyle önemli. Çünkü biliyorsun ki işte geçen hafta başında Fevzi'nin yaptığı röportajda Sayın Şimşek henüz piyasaların tam anlamıyla güvenini bu program tam olmadı dedi. Yani daha tamamlamadık bunu. Yani güvenini tam kazanamadık dedi. Şimdi işte bu tip araştırma raporları aslında bu güveni perçinleyecek şeyler. Çünkü aslında bakın Türkiye'ye diyor. Niçin söylüyor bunu? Çünkü orada diyor ki hep bir tartışan vardı. Reel olarak enflasyon, reel getiri veriyor mu? Acaba enflasyon doğru mu? Şimdi eğer Türk tahvilleri alın, Türk lirası daha da iyi bir performans sergileyecek diyorsa banka, bu artık buradaki enflasyon datasına matematiksel olarak güveniyor demektir. Hani bizim tartışmamız başka. Biz sokakta alım gücünü konuşuyoruz ama bir finansçı açısından bakılırsa kağıt üzerinde bu rakama güveniyor demektir ve o şekilde parasını yatıracak demektir. Bunun için de gelin yatırın tavsiyesi.
bana kalırsa çok değerli. Yani nota atışı kadar değerli. Bu açıklama o kadar değerli. O kadar değerli çünkü bu önemli büyük ölçekteki büyük fonların Türkiye'yi listelerine tekrar almalarını sağlayacak. Hani diyoruz ya bir adım adım bunlar. Yani gri listeden çıkmak bir çekti. Evet. Bu tip raporların artması da bir çek. Yani yabancı yatırımcısına evet ben artık gelebilirim bu ülkeye çeki. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim yani dünkü galibiyetimiz bile aslında Perçinler. Etkin. Niye? Çünkü bütün manşetlerde varız sonuçta. Tabii. Yani ve Türkiye ile ilgili olumlu pozitif olan her şey yani futbol dahi buna şeydir. Yani Türkiye'yi pozitif algılamaya iter herkesi. Yani bu o açıdan da bakılırsa zihinleri iyi kaydeder. Yani tabii ki yani bir algıyla siz bir haber duyuyorsunuz. Türkiye ile ilgili iyi bir şey duyuyorsunuz. Dönüyorsunuz bakıyorsunuz. Başarıyı düşünüyorsunuz. Nasıl oldu diyorsunuz. Türkiye çeyrek finale. Ya şu takımlar elendi. Bu ülkelerin yanında bak Türkiye. Bu bizim tekrar yani spot ışıklarının altına yani geldiğimizi gösteriyor. Yani mesele bu. Sahneye çıkıyoruz. Sahneye çıkmanın ayak izleri. Biz bunları 2013 ve işte öncesinde yaşadık. Yani o spot ışıklarının şeyin altında durduk, sahnede bulunduk. Sonrasında işte çeşitli şeyler başımıza geldi. Dalga dalga kelebek etkisi oluyor işte tabii tam ki, dediğin tabii şey. Ki. Evet, yani evet. Sporda iyi bir hikaye tabii. Yazıyorsun, çeviriyorlar gözü sana tabii. Bakıyorlar. O hikaye başka bir şeye dönüşüyor. Birbirini tetikleyen yani bir mekanizmaya dönüşüyor. İşte Londra'dan bir bankacı Türkiye'deki bir bankacıyla konuşurken emin ol bu maçı konuşmuştur. Konuşmuş. Yani bu maçla ilgili iki kelam etmiştir. Bunların hepsi pozitiftir. Dolayısıyla yani bol şans demek gerekiyor artık. Yani hepsi bir arada. Bir de yani güzel. Diyor ki açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi oldu. Yani ciddi teşvik edici bir raporu var. Gri listenin akabinde bir de Moody's'ten de belki belirli bir not artışı gelirse o zaman diyorsun ki gel gör. Nasıl evet o zaman daha farklı olacaktır. İşte o zaman bizim güçlüğümüz şey olacak. Yani gerçekten ciddi bir akım geldiği zaman bunu nasıl yöneteceğimizi düşüneceğiz. Çünkü yani Merkez Bankası işte geçen aslında Sayın Şimşek de ifade etti bunu. Evet. Yani bu döviz girişinin iyi yönetmek gerekiyor ki aşırı derece değerlenmiş bir Türk lirası içeride bazı dinamikleri bozabiliyor. Ne yapacağımızı düşünüyoruz. Yani bunu evet yani bunu doğru yerlere yönlendirmek gerekiyor. Ha, bu akışın bir zaman sonra doğrudan yatırım olarak yani Türk piyasalarında dönmesi kalması yani. Gerekiyor. Uzun vadede kalması gerekiyor. Vesaire vesaire. Yani bunun çok böyle uç tarafları da var. Yani farklı sıkıntı yaratacak. Böyle başlar doğrudan yatırıma evet, dönerse umarım, ne âlâ diyorsun? İnşallah 2025'ten önce olmaz. Ben 2025'te bekliyorum ama. Hadi yani inşallah. Daha büyük şeyleri yatırım haberlerini gelmesin. Eğer böyle devam edersek tabii yani ödevimizi yaparsak öyle söyleyeyim. Gelelim bir içeriye. Bugün enflasyon açıklanacak. Seninle evet. Beraberiz bütün para günden boyunca. İnşallah. Konuşacağız, hesaplar da yapacağız. Saat 10'da gelecek veriler. Beklentiler 2,28 düzeyinde. Anadolu Ajansı'nın AA Finans'ın beklentisi bu. Mayıs'ta biz aylık enflasyonda 3,33 görmüştük. Yıllık enflasyon %75,45'te zirveyi görmüştü. Ya ne bekliyorsun yani bu enflasyon? Yani ben 3 sınırında bir şey bekliyordum. Dün de öyle konuşmuştuk evet, hatırlarsan. Öyle yani 3.1 de olur, 2.8 de olur ama 2.2 yani bilmiyorum. Haziran'ı nerede yaşadı onlar bilmiyorum. Başka bir hangi Haziran'da yaşadılar bilmiyorum. Yani bizim yaşadığımız Haziran bizim değil. Bizim Haziran o değildi sanki. dolayısıyla aynı Haziran'ı yaşamadıysak ki çünkü şunu da unutmayalım yani burada bir bayram tabii, dolayısıyla bayram. Bir hareketlenme arttı, oldu. Ve yani bazı şeylerin fiyatları arttı. Hani hangi bankacıya sordular? Tam emin değilim. Yani bakmak lazım bakmak o anketi lazım. Cevaplayanlara. Bir de acaba anketin yani ankete katılanların kaçının genel beklentisi? Herhalde yani bilmiyorum hani çok iyimser bir beklenti gibi geldi bana. Dün biraz daha üstü konuştuk. Gelmesi gerekiyor. İton'un gibi bile net seviyelerdeydi. 3,5 seviyeler. Tabii. 3 yani. Evet, 4'e yakın da neredeyse hatta. O yüzden şimdi bazı kalemler daha da yüksek. O yüzden hani çok iyimser bir rakam olmakla birlikte olursa da şaşırmayacağız çünkü açıklanıyor resmi olarak da hani itirazı yok yani temize gidemiyorsun yok öyle bir şey. Bir şey de diyemiyorsun. Yok çünkü ya bile, hayır, bir de mesela evet. Soruyorum sana ya bunun açıklanmayınca sepetin içinde. Aslında fena fikir değilmiş aslında yani bunu temize götürüp hani hukuk açıdan yani Haziran yani enflasyona itiraz ediyorum şimdi, ya da burada da bir şeffaflığa o zaman ihtiyaç olduğunu açık açık tabii, gösteriyor tabii. Yani. Şimdi zaten hep söylüyoruz. Gerçek, birinci koşulu madde sepeti. TÜİK yani rakamlarını takip edenler bilirler. Madde sepetinin içindeki fiyatlar esten açıklanıyordu. 1,5-2 yıldır evet. Açıklanmıyor. Bunu kaldırdılar. Yani yıllardır yani TÜİK'in istatistik kurumu iken bile açıkladığı yani devlet istatistik kurumu adı öyleyken bile verdiği sepet fiyatları kalktı. Şimdi onu öyle olunca biz tabii neden kalktı? Çünkü şöyle tartışma yatıyordu. Ya nerede marul bu fiyatta? Nerede işte? Ya Türkiye ortalaması o.
Ama evet, en azından İstanbul'da bir düzey veriyordu. Evet, ben orada gördüğüm zaman diyordum ki tamam, Türk yoğurtlaması olsa bile bu bir düzey. Buradan gerçekten fiyat alınmış, benim güvenimi kazanıyordu bu. Şimdi ben bilmiyorum yani hangi fiyat alındığını. Dolayısıyla bana bir rakam açıklanıyor. İnanmak, güvenmek zorundayım. Şimdi durum bu. Yani ben değil, yani bütün piyasa. 15 ekonomist katılmış. Hani diyorsun ya, nerede, hangi Haziran ayında en düşük beklenti %1,90 çıkmış. Onlar herhalde. O bambaşka bir Almanya'da Haziran. Almanya'da falan yaşadı. Haziran Almanya'da geçti. En yüksek %3 aralığında yer almış. Bazıları yurt dışında geçti herhalde. Haziran'a, o yüzden tam karıştırdı. Yavuz bugün formundasın. Bilmiyorum valla, ben hani olacak, bilemedim yani. Öyle bir rakam. Bilmiyorum. Ne, bakalım göreceğiz. Yani onda açıklanacak. Onda bakarız. Detayına da bakarız. Yani. Bunun bugün bu verileri gördüğümüzde beraberinde memur ve emeklinin maaş enflasyon farkını da göreceğiz. Aylık 5 aylık enflasyon farkı %22,72. 6 aylık enflasyon beklentisi %25,8. Peki maaşlar ne olacak diye şöyle bakıldığında, evet, bir hızlıca görelim. En düşük memur maaşı 40 bin lira. En düşük emekli memur aylığı 18 bin lira olarak görünecek takribi. Bize Ahmet Kıvanç da hemen hesaplayacak, bağlanacak. Evet. Yani tam keskin rakamları Ahmet zaten hesaplayacaktır. Ama tabii işte burada hep konuşuyoruz. Yani bu rakamlar işte 18 bin lira diye ifade ettiğimiz rakam bugün asgari ücretin düzeyinde bir rakam. Evet. Dolayısıyla yani problem asgari geçim rakamı olarak ben ifade ediyorum onu. Hı hı. Hani asgari geçimin bile değil aslında, biliyorsun dün iki gün önce konuştuk burada açlık rakamlarını. Onun 19 bine dayandı o tabii, da. Yani, onun bile altında kalmış. Tabii altında kalıyor. Yani dolayısıyla bu kişilerin bu rakamla geçiniyorlar. Emin değilim. Eminim ki destek alıyorlar. Yani çevrelerinden. Ya da işte ancak hani kendine ait bir evi varsa falan, hareket de fazla etmiyorsa. Yine de çok zor. Yani İstanbul'da büyükşehirde yaşamıyorsa. Büyükşehirde yaşamıyorsa. O hesapları işte yapmamız bile. Yani şöyle söyleyeyim. Yani birçok ihtiyacını zaten zihninde erteliyordur. Yani tabii, düşündüğü anda vazgeçiyordur. Dolayısıyla hani bu rakamlar maalesef işte üzücü bir tabloda olduğumuzu gösteriyor gelir açısından. Yani emeklinin ikinci yarı zamları için, hı hı, SSK Bağkur emeklilerinde de ayrıca bir hesap var, evet, onu da birazdan veririz. Hı hı. Şöyle bir bakınca yani nereden baksan işte 2,5 milyon memur emeklisi, 3,5 milyonu aşan memur, 2,3 milyona dayanan Bağkur. Ya yani herkes bekliyor bugün bu çıkacak verileri. Evet. Yani böyle en azından olacağını biliyorlar. Evet. Mesela asgari ücretli bekleyemiyor çünkü, evet, olmayacağını düşünüyor artık. Herhalde bir sürpriz falan bekliyor böyle. Onu da beklediğin sanmıyorum. Temmuz geldi artık. Asgari, evet, ücreti ayrıca da konuşuruz. Burada emekli de mesela kök aylık konusu da ayrıca bir başka başlık olarak karşımıza çıkıyor. Orada sıfır zam, eksi zam alacak olanlar var diye de eleştiriler geliyor. Bu kök aylık sorununda dün seninle konuşmuştuk. Yani orada prim günlerinin çok düşük olan, düşük prim günleriyle emekli olan birçok kişinin maruz kaldığı durum bu. Ama burada problem, yani geçmişte bunu kabul edebilirdik. Geçmişte eğer alım gücü bu kadar düşmeseydi kişilerin, diyebilirdik ki ya bu kadar çalışmış, böyle bir prim biriktirmiş. Dolayısıyla emekli aylığının düşük olması normal. Çünkü zaten hani çalışma hayatını çok kısa sürdürmüş aslında bu kişi. Yaştan emekli olmuş derdik. Ama bugün o maaşla geçinmek zorunda kalanlar açısından problem. Şimdi o gün onun açısından o yani hakkaniyetli bir şey olabilir. Yani çünkü alım gücü vardı paranın. Dolayısıyla aldığı çok düşük ücret. Bunu bilerek emekli olmuştu o kişi. Yani çünkü çalışma sayısı ve günü düşük o kişilerin. Hı hı. Öyle olduğu için de açıkçası hani o gün tartışmıyorduk bu konuları. Esten de böyleydi çünkü, yeni değil bu. Fakat bugün, son 1,5-2 yıldır tartışıyoruz çünkü kuşa döndü. Yani artık yani bir hani yan maaş ya da işte ne bileyim gibi olmaktan çıkıp böyle harçlığa dönmüş oldu bu rakam. O yüzden tartışmalı. Yani böyle bir emeklilik maaşı olur mu? Olmaz. Yani bu emeklilik demeyelim buna o zaman. Emeklilik harçlığı diyebiliriz buna. Evet. Belki öyle bir ifadeyle yani anlatabiliriz. Bu bir maaş bunu değil. Bu bir maaş bunu değil bir artık. Bir maaş olarak olamaz görebileceğimiz yani, bir olamaz seviyede. Yani böyle bir maaşla hani birisi ancak hani dediğim gibi çok ileri yaşlardaysa ve tüketimi yoksa belki geçindirir kendini.
Ama herhangi bir... Yine de çoktur sağlık masrafının, ilacın... Ya mutlaka. Abi onlar çok... Türkiye'de çok şükür ki devlet karşılıyor büyük çoğunluğunu. Evet. Yani o yüzden hani Türkiye'de sağlık harcaması deyince belli bir gelir grubunun işte sigortası falan varsa orada artıyor. Yani onun haricinde gerçekten... Acil bir şey yoksa hemen randevu alman gerekiyorsa o da ayrı bir... Ayrı. Yani atıyorum yani dişin ağrıyorsa yandın çünkü... 3 ay sonra gel dolgunu yapalım sonra, diyorlar. 5 ay sonra. Yani 3 ay sonra dolgunu yapacaksa zaten 3 ay ne yapacağım? Yani ilaç mı alacağım 3 ay boyunca mesela değil mi? Yani bunlar problem. O zaman işte hadi diyeyim ben bir doktora gideyim desen bu sefer. Hani insaflı bir dişçi bulursan belki yaptırırsın dolgunu. Ki çok az sayısı. Onun haricinde de çok büyük meblalarla tedavi olursun. Yani ondan bahsediyorum. Yani böyle acil konularda işte dediğin konuda sıkıntı yaşarlar. Çok büyük sıkıntı. Nereden nereye geldik konu ama yani şunu söylüyorum. Doğru bunlar ama bu toplum bunu yaşıyor. Hayatın içinden örnekler. Evet. Bunun bayramında da torununa bir şey alacaksan da işte harçlık dedin ya oraya gidiyor. Tabii kesinlikle öyle. Baklava alıyorsun, torununa bir şey alıyorsun ama bununla geçinebiliyor musun? Evet. Bu geçinebileceğinin çok çok altında bir maaşa dönüyor. Bugün evet. Bakalım görelim ne olacak. Beklenti %25,8 seviyelerinde Haziran'da Ocak-Haziran'da olursa diyor. İkinci yarıda da aynı oranda zam alacak diye hesaplar yapılmış. Senin evet. Hesapların ne yönde? Yani %3 gelirse aylık öyle tahmin ediyorum diyorsun. Yani toplamda 20'ye yakın bir rakam alacak. Yani ben hani aradaki farkı söylüyorum sadece. Hı-hı. Çünkü daha öncesinde zaten bir önden aldığı bir rakam var. Hı hı. Dolayısıyla farkı bu olacak diye tahmin ediyorum ben. Aşağı yukarı 20 civarında olacak. Yani bunun aşağısı 19 olur, 21 olur falan. Yani dediğim gibi Ahmet Kıvanç onu daha iyi hesaplar. Burada hata yapmayalım. Bir çok kısa bir zaman sonrasında çıkacağız. Şeyi de hazırlamış zaten Ahmet Kıvanç. Hepsi hazır. Evet bakalım. Evet. Gelince yani orada rakam kesin ve küsuratlarıyla seni gösterecektir bize. Şöyle devam edelim. Şimdi 5 ürün grubuna ÖTV zammı bekliyoruz biz evet. Temmuz'da. Şimdi bir %38'lik elektrik zammı gördük, yaşadık. Evet. Anlamaya çalıştık. Şimdi 5 temel ürün grubuna da ÖTV zammı var. Benzin, motorin, otogaz, sigara ve alkole gelecek ÖTV zamları var. Benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Şimdi bu, bütün bu zamlar da bir şekilde dönüyor dolaşıyor. Enflasyonla. Yani şimdi bunlar haklısın ya. Bunlar tabii bütçeyi derleyip toplamak için yani yapılmak zorunda olmakla birlikte otomatik yapılıyor. Çünkü aslında bir enflasyon hesabından gidiyor burası. O da enflasyon etkileniyor yani. Ama dönüyor dolaşıyor. İşte bu benzinde olan şey bize enflasyon olarak yansıyor. Hani oradaki şeyi bir kenara koyuyorum yani elektrik daha farklı. Elektrik sübvanse edildi bir dönem. Evet. Sonrasında bekletildi ve işte sonra bir anda paldır küldür yüksek bence bir rakamla karşı karşıya. Burada olmasının sebebi biz bunu bir yaşadık. Evet. Şimdi bir de bunlar geliyor hazır evet, olun yani, gibi bir şey bu. Diğer yani mesela bahsettiğin diğer ürünlerin de mesela enflasyona az buz bir şeyi yok. Katkısı yok. %8 yanılmıyorsam toplam ağırlıkları var. Alkol ve sigara için söylüyorum bunu. Onların da ciddi bir orada ağırlık hissettirecekler diye tahmin ediyorum toplam enflasyon rakamında. Belki yani mesela benzin ertelebilir mi diye düşünüyorum. Çünkü petrol fiyatı yerinde sayıyor, kur yerinde sayıyor. Dolayısıyla evet. hani bunun için acaba bu hani daha önce hatırlarsan bir eşel mobil sistemi diye bir ifade ettiğimiz ve işte ÖTV'den feragat edip aslında petrol fiyatının, akaryakıt fiyatının artmasını engelliyorduk. Diyorduk ki işte dünyada fiyat attığında biz vergiden feragat edelim ve böylece işte fiyata yansıtmayalım bunu. Bu önemli ölçüde enflasyon o dönemde mücadeleye fayda sağlamıştı. Evet bütçeden gelir kaybı oluyor ama en azından vatandaşın bütçesini biraz düşünmüş oluyorsunuz. Yani. Evet yani daha arttırmamış oluyorsunuz. Hele hele bu yaz döneminde. O nedenle açıkçası ben böyle bir şey düşünülürdü diye düşünüyorum. Nasıl asgari ücrette enflasyonu azdırmasın diye zam yapılmıyorsa ya da zam yapılmaması teşvik veya telkin ediliyorsa bu da devlet olarak biz de enflasyonu azdırmamak için benzine ve işte motorine zam yapmıyoruz, diyebilirlerdi diye düşünüyorum ben. Diyecek gibi değil. Yani evet öyle görünmüyor. Bunların hepsini keşke olsaydı. Bütün bunlar Temmuz'da bir araya geldiğinde orada baz etkisiyle geçen sene aylıkta %39'ları görüp de ya bu yani işte yıllık enflasyonu birçok ülkenin dediğimiz yerlerden baz etkisiyle bir düşüş bekliyoruz ama bunların yine de enflasyonu artıran bir etkisi olacak. Evet. Şimdi bu gelecek olan enflasyon farklarını hesap et. Gelmeyecek asgari ücretli için gelmemesi beklenen
ara zamla hesap et. Bir de burada gelecek olan zamlara hesap et. Yine zaten aldığını eleyecek. İşte asgari ücret sayesinde kamunun yaptığı zamların yaratacağı enflasyon etkisi absorbe edilecek bence. Yani öyle bir sübvansiyon sistemi. Evet yani bir taraftan bir tarafa doğru gidiyor gibi görünüyor. Yani öyle görünüyor. Herhalde yani eğer şimdi asgari ücretin yapılan zamların enflasyonu arttıracağını iddia edenler buna da inansınlar. Öyle söyleyeyim. Nasıl yani? Yani şunu demek istiyorum. Asgari ücretin yani aylardır ezbere konuşuyor herkes. İşte buraya yapılırsa zaman enflasyon böyle olacak, bilmem ne olacak. Bunu konuşanlar şimdi bunu o niye zaman konuşmuyorlar. Bunu da konuşsunlar. Desinler ki işte elektrik zammı da, şu da, bu da vesaire de niye yapıyorsunuz? Hı-hı. Hani kamuya bunları. Hani madem enflasyonla mücadele ediyoruz. Hani farklı yöntem yok mu desinler diye düşünüyorum. Ben duymadım öyle bir şey ama yani denir yok, mi? Çok az. Birkaç kişi diyen yani hakkını yemeyelim. Bazı yazarlar, bazı gazeteciler bu konuyla ilgili serzenişlerde bulundular. Hani bulundukları hani yer itibariyle de hani beklemediğimiz kişiler. Ama dediğim gibi yani yine de genel bir şey değil bu. Yani söylem olmadı. Ya mesela bak TEPAV'ın bir çalışması var. Gıda fiyatları Haziran'da %1,62 artmış diye. Gıda enflasyonu 1,72 seviyesinde Haziran ayında ölçüldü diye. Diyor ki Kurban Bayramı nedeniyle fiyatı düşen ürünler vardı ama bunun dışında fiyat çok yüksek fiyat artışları da görüldü bir tabii, önceki tabii. aya göre. Dün mesela seninle sana bahsetmiştim. Onun detayını getirdim. Neden getirdim biliyor musun? Evet. Bu kıyma endeksi. Çünkü Cevdet Akay, CHP Karabük Milletvekili onun yaptığı bir hesapmış. Dün de konumuzdu. Evet. Ben yaptım o hesabı. Sadece onunla da yapmadım diyor. Peynirle de yaptım diyor. Tavukla tabii. da yaptım diyor. Her halükarda eriyor gidiyor. Asgari ücretinin sofrasından bu yıl 60 kilo kıyma, 349 kilo tavuk eti, 104 kilo beyaz peynir, hı hı. 74 litre zeytinyağı, 425 adet de ekmek eksilmiş Yavuz. Evet. Şimdi bir böyle bir hesap yapılabilir. Bir de aslında teorik olarak yani et için bunu söylemiyorum ama diğer ürünler için söylüyorum. Ciddi bir kalite problemleri oluştu. Tabii. Çok ucuza. Yani peyniri de özellikle acayip fiyatlar var farklı farklı. Yani işte kaliteden ödün vererek insanlar ister istemez bunu tüketmek durumdalar. Ve işte bu sefer kalitesize doğru giden bir endüstriye yatırım şey yapmış oluyoruz. İnsanlar tüketimini azalttığı gibi bir de aslında azalttıkları tüketimin kalitesini de düşürdüler. Tabii. Yani onu da ölçemiyoruz yani. Ve maalesef bana kalırsa bütün bunlar geride kaldığında bizim bu hasarı kapatıp şey yapma, toparlama imkanımız olmayabilir. Yani çünkü kalitesize doğru giden bir şeye indirmiş olacağız. Ürünün içeriğini kalitesizleştiriyorsunuz. Tabii ki, evet maalesef. Süt, peynir. Tabii ki, tabii ki. Keza et, evet, her şey bir anda kalitesizleşmiş. Yani bu da yenebiliyormuş oluyor çünkü artık. Ondan sonra hani onların fiyatlarının yükseldiğini görürüz bir de. Yani maalesef. Markete şöyle bir gidiyorsun zaten. Peynir nerede? Et nerede? Yani gramajlarla oynamalar da, artık her şeyi biliyorsun. İnanılmaz derecede gramajları küçülmüş görüyorsun. Ve bir anda önünde bunun kalabalık oluyor. Hem öyle hem de şunu unutmayalım. Çok dikkat etsin insanlar son kullanma tarihlerine. Evet. Ciddi şekilde özellikle yani stoklarını iyi kontrol etmeyen marketlerde son kullanma tarihini aşmış ya da aşmak üzere ürün sayısı çok olmaya başladı. Üstelik marketlerin kimisi bunlarda işte Avrupa'da da vardır bu. Bir parça indirim yaparken birçoğu hiç yani ses bile çıkarmıyor. Çünkü zaten orada duruyor, satılmıyor. Yani muhtemelen daha sonra onlar işte çeşitli şekillerde zarar oluyordur ama yine de şunu söylemek isterim ki bazı ürünlerde gerçekten böyle bir risk var. Yani raflara daha dikkatli, ürünlere daha dikkatli bakma zamanı şu an. Hele yaz ayında. Evet, hele hele. Çünkü gerçekten ben birçok ürünün böyle rafta kaldığını görüyorum artık. Yani baktığım zaman ya bir dakika yarın bitiyor bunun şeyi. Evet. Ve onu bir sürü var. Onu ben çok rastlıyorum. Yan yana. Onlarca. Evet. Ve yani. O satılmıyorsa o ne oluyor onu da bilmiyorum işte yani. Yani onlar bir şekilde marketler onu yani dönüp işte üreticisiyle yani paylaşarak bir zararı yükleniyorlar. Ama gün sonunda problem. İşte kiraz %300'ü artmış fiyatı. Hı-hı. Kirazın dün konuştuk. Yani kirazın iyisini konuştuk. Türkler yemiyor. O biz yemiyoruz. Yemiyor. Evet. O yüzden. Öyle bazen ama çok evet. nadir olmakla beraber bazı yerlerde görüyorum. Çok evet. pahalı. Evet. Onu işte herhalde ihracata giden kısımdan tabii, tabii. kısım böyle. Onunla ilaç falan kanıtısı varsa onlar geliyordur geri. Onlar mı geri geliyor? Tabii çünkü. Onlar ne oluyor? Yani kiraz şöyle bir şey çünkü sapı itibariyle elma da böyledir. Yani o sapının bulunduğu bağlantılı olduğu yerde ciddi bir kalıntı bırakır. İlaçlama yüzünden hatalı ve
kolay ilaçlama tercih eden, maliyeti düşük ilaçlama tercih eden üreticiler yüzünden. Ve bu ürünler işte Rusya'dan döner, Avrupa'dan döner. Çünkü onlar hiç buna izin vermezler. Çok tehlikelidir. Yani onlar açısından. Bize de tehlikeli, onlara gelir. Tehlikeli olan herhalde yani. Ama iç pazara gelmiyordur, imha ediliyordur diye düşünmek istiyorum. Yani imha edildiğini sanmıyorum. Dönüyordur, dolaşıyordur. Bozulmadıysa geliyordur. Yani çünkü sonuçta bu ürünler yani dediğim gibi yani yüksek kalitede olanlar zaten Avrupa'ya ihraç oluyor ve onlar tüketiyorlar. Bazen hesap ediyorum bizden daha ucuz. Daha ucuz. Evet, tüketiyorlar. Çok ilginç olmakla beraber. Aslında ilginç değil, artık buna da alıştık. Evet. Avrupa'da bizim burada aynı. Herhangi bir manavdan almaya kalktığında. Herhangi bir manavdan alsan. Evet. Türk de olabilir ve bazıları Türk de olabilir. Daha uyguna orada yabancılara satılıyor. Bu nasıl oluyor? İşte onun motivasyonu tamamen yani toplu bir döviz girişi sağlıyor orada aracı. Çünkü aslında üreticiden çok daha düşük fiyatı alıp bir döviz fiyatı belirleyerek bunu toplu ihraç ettiği için yani aradaki aracı kazanmış oluyor. Ticareti yapan. Yoksa satan çiftçi değil zaten. O ticareti yapabilseydi çok güzel ama yapamıyor zaten. Çiftçi satmıyor ki. Arada işte yabancı dili olacak, ticareti bilecek falan o kişi yapıyor. Ticaret ihracatını yapan kişi yapıyor. Üreticisi kazanmıyor aslında o rakamı. O sonuçta yani bu emeği bilen üretici en nihayetinde o kişi de satmış oluyor. Ve o fiyatları da işte dediğim gibi bizde manava geldiğinde daha yüksek olmasının sebebi oluyor. İşte kirası deniyor, deposu çalışanı deniyor, deposu, deniyor. Firesi deniyor. Fireyi de hesaba katıyorum tabii ben. Tabii çünkü ben rafa koydum. Pahalı almıyor insanlar. Bozuldu ne yapacağım? Ben onu kendi sermayemden mi yiyeceğim? Hayır. Bir sonraki partide fiyatına yansıtıyor. Marketler de böyle. Marketler de gün sonunda en düşüğü %15'tir yani şey yapan, bozulanlar. %15'in üzerinde bile var bu. Yani rafta duran bozuluyor diyelim. Ne oluyor? Onun aslında kendi maliyetini etkiliyor. Yani bir anlamda bu ciddi yönetilmesi gereken bir şey. İsraf çünkü aynı zamanda. Tabii. Atılıyor çünkü. Bunlar taze sebze meyve. Yani birilerinin ulaşamadığı fiyata bir şekilde yansıyor. Dönüyor dolaşıyor. Tabii. O da yansıyor diyorsun. O yerine koyma maliyeti dediğin şey boyutu bambaşka. Tam koyarken diyor ki ben bir önceki partide %15'in çöpe attım. Bunun maliyetini buraya ekleyeceğim. Bunu diyor. Eklenmeyen maliyette kalmadı işte ondan sonra böyle buralara çıktı yani fezaya çıktı. Şimdi dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş dünyasıyla buluştu. Pazartesi günü zannederim vergide adalet paketine ilişkin taslağa bir sunum yaptı. Dedi ki taban genişleyecek, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi getirilecek, kazanan vergisini ödeyecek, kayıt dışı ile mücadele de etkin şekilde yapılacak. Ama iş dünyasından vergi paketi için peki ne yanıt geldi dersen... mesela Tim Başkanı Gültepe demiş ki cirodan vergi alınmasının bu dönemde uygun olmadığını düşünüyoruz demiş. Kurumlar vergisinde ihracatçı firmaların muaf tutulmasını istiyoruz. Böyle bir talebimiz var, bunu ilettik demiş. Devreden KDV'nin firmalar üzerine yük getirilebileceğini aktardık diyor. TÜİK Konfet Başkanı da mevcut mükelleften daha çok vergi alınması değil, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasıyla ilgili görüşlerin iş dünyası diyorken bu vergi paketinde bizden önce kayıt dışıyla mücadele edin. Yani şimdi neyse yani sondan başlarsak hani kayıt dışı ile mücadele tabii ki çok güzel. Evet, zaten bu zaten söylenmesi gereken şeydi. Fakat bu toplantıda tabii ben resme baktığım zaman işte TOP Başkanı, TİM Başkanı, TÜSİAD yetkilileri, üst düzey işte yönetim kurulunda olanlar. Fakat bunların hiçbiri yani bunlar birbirine kesiştiği gibi bazı alanlarda farklı büyüklükteki iş grupları. Keşke bu toplantı mesela TÜSİAD'la ayrı, TOB'la ayrı, TİM'le ayrı yapılsaydı. Çünkü masanın etrafında oturanların yani şirket yapıları farklı. Yani ihracatçının burada menfaatleri farklı. TÜSİAD gibi sanayicilerin ağırlıklı olduğu bir şeyin bakış açısı farklı. TOB gibi esnafı da kapsayan yani çok geniş yelpazeyi çatısı olan kurumun beklentileri farklı. Dolayısıyla hani iş dünyasına anlattık bunu güzel ama keşke bu parça parça yapılsaydı daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü hepsi eminim ki farklı pencereden bakmıştır. Üstelik deseler ki siz bu üç kuruluş hadi bir siz yapın paketi deseler anlaşamazlar. Kavga çıkar. Mümkünatı yok. Yani TOB'la TÜSİAD'ın ve TİM'in bir araya gelip bir vergi paketi çıkaramazlar. Mümkünatı yok. Ne olacak? Çünkü hepsinin çıkarı farklı burada. Çıkar ve bakış açısı farklı. Şimdi buradaki problemlerden bir tanesi yani şimdi yanılmıyorsam herhalde TİM Başkanı ifade etmiş orada. Yani ciro endeksli olmasın. Ya yani ciro endeksli olsun denen kısım vergi paketinde şu. Ya
Sayın Şimşek bunu burada ifade etti. Hafta başında verdiği röportajda. Kurumlar vergisi şirketlerimizin %60'ı ödemiyor dedi. 60'a yakını. Şimdi evet. 50'ye yakını zarar ediyor, görünüyor. Bir kısmı da yani geri kalan 50'nin içinde de bir kısmı da sembolik kar gösteriyor. 5 lira, 10 lira, 1 milyon lira. Yani ödese ne olur, ödemese ne olur şeklinde. Şimdi yani şirketlerimizin %60'ı kötü durumda mı anlamına geliyor? Hayır. Oysa ki bunlar faaliyetleri yerinde fakat kağıdına hesabını uydurup kağıt üzerinde kar göstermiyorlar vergi vermek için demek istiyor. Sen vergi vermediğin için, sen kaçındığın için devlet de diyor ki arkadaş ben senin karına bakmam, orada yaptığın dalavereye bakmam, cirona bakarım diyor. O yüzden ifade ettiği almasın demesi hayır. Öyle bir şey olmaz. Biz nasıl arttıracağız zaman doğrudan vergi? Cirodan vergi alınması bu dönemde uygun değil. Hangi dönem olsun? Hangi dönemde 50 sene sonra mı diyorsun? Yani hayır. Böyle bir şey yok. İnan ki böyle bir şey yok. 50 sene sonra hala biz bu vergileri Allah yardımcımız olsun. Artık bize İnan ki öyle değil. İnan ki öyle değil. Yani burada eğer şimdi şuna benziyor. Yani bir şekilde eğer iş dünyası bunu yani iş dünyası deyince böyle herkesin aklına çok büyük şirketler gelmesin. Bunun işte çok küçük şirketleri de var. Burada sistemde bir problem var net belli. Ya yani kurumlar vergisini bizim arttırmamız gerekiyor artık. Bunun lamacımı yok. Yani bunu arttırmanın yolu da eğer insanlar etik davranmıyor ve adil bir şekilde namuslu bir şekilde vergilerini vermiyorlarsa o zaman bu yolla başvurulur. Asgari kurumlar vergisi işte o. Peki ihracatçıyı bundan muaf tutun. Görüşümüzü ilettik. Yani neden deniyor. İhracatçının neden benim anlamadığım şu çocuk, yani ihracat böyle şeye döndü artık yani böyle gökten inen bir şey yani gibi olmaya başladı. Tamam önemlidir de ya ben bunu hep söylüyorum. Geçen gün ne yedim? Tiyim dedim. Neden? İthalat da yapıyor bu kurumlar. Ve ihracatçılar. Evet çünkü ya yaptığı ihracattan daha fazla ithalat var ortada ya. Yani sen yap bana böyle tulum gibi çıkar kemiksiz ihracat. Gel tamam, ne istiyorsan vereyim ya. Tamam istiyorsan vereyim işte ha? Yüksek teknolojili, yok canım öyle bir şey. Orta yüksek teknolojili tamam. Evet 2 dolar kazanıp kalkıp ürün başına ondan sonra dönmüşsün. Ben her şeyden muaf olacağım. İyi sana bir de siyah pasaport verelim oldu. O kadar da değil. Yani değil mi? Yok öyle bir şey. Bir o kaldı diyorsun. Ya, yani bir o kaldı olmaz. Almadığı zaten onu demek istiyorum. Olmaz öyle değil bu iş. Yani bu işi şimdi... bunun farklı tarafları var. Haklı oldukları kısımlar var KDV ile ilgili falan. Ama şimdi paketin her tarafına eleştirince ya ortada bir şey kalmıyor. Bir de sonra elimizde böyle gerçekten kuşa dönmüş. Evet yani bak bir... ne oluyor oturup ondan sonra ne oluyor? ÖTV'si artıyor benzin değil bunları mi? Bunları yapmazsan bunları konuşuyoruz. Onu söyleyecektim. Nasıl artıracaksın evet. Doğrudan vergi? Yazık değil mi bu vatandaşa? Evet. Biz akaryakıtta ÖTV Temmuz evet. ayında ya şimdi bunu biraz öte yani üstelik vatandaş benim... bunu konuşur haldeyken Sena, benim... iş dünyası ben bunu da istemem. Bunu da istemem olunca bak, üstelik, yazık değil mi vatandaşa? Benim kağıt üzerine dalavere yapma şansım yok. Ben yok, çünkü daha kaynağında ödüyorum. Sen gittin onu pompada evet. orada koyar o tabii, ödeyeceksin. Ben onu. Daha maaşımı almadan ödüyorum. Evet. Düşün. Yani şimdi dolayısıyla... Zammı da almadan o da senden de çıkıyor evet, bile. Markete onun gittiğinde için kardeşim eşit olmamız gerekiyor. Bu yani. İş eşit olması gerekiyor. Herkes biliyor. Yani bu düzen bir dönem kullanıldığı evet Türkiye'nin belki ihtiyacı da olabilir. İstihdam açısından önemi vardı vesaire. Biz bir şey demiyoruz. İstihdam için müteşekkir herkes bu iş dünyasına. Çok şükür ki yani böyle bir darboğazdan geçerken kimse istihdamı kısmamaya çalışıyor. Elinden gelince gayret gösteriyor. Ama lütfen yapılacak her şeye daha başından karşı çıkılmasın. Çünkü öyle olduğu zaman siyasetçi de zor durumda. Neden bunu söylüyorum? Gün sonunda yani ben geçmişini tartışmam. Ya ben mi yaptım? O başka bir şey. Çok zor ince ama, bir hatta. Evet. Bir mücadele olduğu çok aşikar. Evet, yani. Vatandaş çok büyük bedel ödüyor. Tabii bu ki. Çok aşikar. Bir de iş dünyası da her şeye itiraz ettiğinde o zaman ne olacak? Yani olmuyor ne, çünkü. Ne yapabilir orada o siyasetçi? Bak asgari ücrete zam yapılmadı işte ne güzel. Daha ne istiyor? Daha ne istiyor? Bitmiş. Diyorsun iş dünyasına söylüyorsun. Yani daha ne yani? Yani bu işte güzel, çok olmadı, önemliydi. İstemedi, bak, bence olmadı. Bu önemli bir örnek. Sendikaların ayıbıdır bu da. Ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Bu konuyu işçi sendikaları doğru dürüst yarım ağızla konuştukları için böyle oldu. Bir tane açıklama gördüm Türk İş Başkanı'ndan. Yalandan. Ben başka da bir açıklama yok, görmedim. Yok. Sonra bunun devamını demek ki çok keyifleri getiren yerinde. Bir açıklama da görmedim. Araçları ithal keyifleri yerinde demek ki. Yani sadece bak çok güzel. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor öyle demek olduğunu ki. Düşünmek istemiyorum. Çünkü yani hesap kitap bilmiyorlar mı? İnsanlar var. Ya hesap kitap bilmiyorlar mı? Biliyorlar yani? Canım her gün şey yapıyoruz. Evet. Bilmiyorum. Yani önce onlar susarsa kim konuşacak o zaman? Yani.
Yani senin konuşman elbette yok, tamam canım, burada kamuoyunun gündeminde tutuyorsun. Sen bir gazetecisin ama bu işin senin tamamen, bir kısmı var. Tabii, tabii, çıksın konuşsun diyorsun. Tabii ki ilgilisi haklısın. Konuşsun. Yani ilgilisi konuşsun, bunun için takipçisi olması gerekiyor o kişilerin. Doğrusu budur. Ben orada bilmiyorum. Artık maalesef. Bir şey duyacağımızı düşünmüyorum. Ya, yani evet öyle görünüyor maalesef. Mesela yani. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber vardı. Ya bu iş asgari ücretin de ötesinde bir yandan yakın zamanda plazalarda çalışan beyaz yakalıların da grevlerini görme riski var diyor. Çünkü orada da bütün tabii, maaş tabii, skalası tabii, bozuldu diye. Tabii, tabii. Bir yani komple dengenin bozulduğunu görüyoruz buradan. Yani kimle konuşsak ya da hani diyelim dışarıda bir restoranda oturduk. Yan masayı dinlesen mesela öğlen saatinde iş saatinde olduğum bir yerde. İşte hepsi herkes aynı şeyi konuşuyor. Yani eğitim masrafını konuşuyor. Evet. Eylül'de ne olacak diyor. Kira diyor. Yani yediği yemeğin aldığı ticket'ın yetmediğini söylüyor. Bunları söylüyor insanlar. Çünkü niye? Yani şirketler sonuçta bir düzenleme yapmış olabilirler. Ama işte çalışanların sokaktaki maliyetlere yetişecek hali kalmamış. Bu durum bu yani maalesef. Acı yolda durumumuz bu. Yürüyorum mesela sabah böyle yürüyüş hafta sonu. Hafta sonu bile bir tane gündemimiz var. Ekonomi. Marketteki fiyat evet, işte bir izleyici maalesef. Yazmış kilosu 600-700 lira oldu peynirin. Küçücük küçücük alıyoruz. Diğerlerine baktığımızda 200 lira 250 liraya da var. Ama işte içeriği yine evet, ayrıca evet. sıkıntı tabii, tabii. oluyor diye. Yani insanlar çok ne yediğimizi bilmek şeyler, istiyoruz diyor. Bu da yemek bu da. Zorunda kalıyor maalesef. Yani nereye gitsen laf ediyor. Fırıncıya gitsen laf ediyor. İşte markete gitsen herkes der. Bak şu öyle. Açıdan kasaya oturacağız dedi ya Hazine ve Maliye Bakanı. Ben bu açıklamayı da çok önemli gördüm. Kuyumcunun vergi matrağı 16 bin, doktorun 27 bin, avukatın beyanı 57 bin. Ya ben mesleğe başladığımda da böyle konuşuyorduk bunları. Yine de yani, böyle gidelim. 25 sene önce falan diyorum belki hani daha fazladır. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yani şeyi de şu açıdan söylüyorum. Yani hala doktor hala derdik. Aynı burayı, hala aynı avukat derdik, dinlenme derdik. Ya yeter ama yani yeter ama gerçekten hani bu kadar bir şeylerin tartışılıp hiçbir şey yani yapılmadığı yani bu bana artık iyi niyetin ötesinde bir şey olarak düşündürüyor. Yani insanlar yani siyaset dünyası çekiniyor. Yani çünkü çıkar çevreleri var herkesin. Yani bahsettiğimiz kişiler aynı zamanda bu işte siyasetten de bir şekilde iç içeler. Hiçbir şey olmasa seçmen zaten. Ve toplumun genel için bir şey yapılmıyor. Sesi çıkmayan ya ve seçimsiz sadece, bir dönem var deniyor. İşte evet. Tam zamanı değil mevzu yani. Bordrolular sadece ceza beyan eden kesiyor. Kuyumcu varsa ya da 27 bin lira doktor varsa, avukat 57 bin lira beyan etmişse yani seçimsiz de hani seçim diyorsun ya seçimsiz de bir dönem varsa bu tarz artık alanlara girmek için bunlarla mücadele etmek için tam ya zamanı bizim değil medeni mi? Bir ülke olacaksak eğer Batı ülkeleri gibi bir hani gelişmişlik ekonomik açıdan da aynı zamanda olacaksak bu ülkelerde uygulanan kuralları getirmemiz gerekiyor. Bunlar yapısal düzenlemedir aynı zamanda. Öyle söyleyeyim. Yani batılı ülkeler gibi vergisini doğru vermeye yani alışmış bir toplum olmamız gerekiyor. Evet, bu iş dünyası için söylediğim bir şey. Yoksa ücretli çalışanlar çatı çatır vergi ödüyorlar. Bugün Şeref Oğuz'a yazmış vergi verilmez alındaki bütün böyle tarihten bu yana bu vergilerin şeyine izleyicilerimiz isterlerse onları da bir okusunlar. Gerçekten güzel de bir köşe yazmış bugün ekonomimde. Bir izleyici de demiş ki biz artık inovasyon yapar olduk. Ya buna dair videolar görüyorum bak evde işte kalıp sabundan sıvı sabun yapımı, yok soğuk kahve yapımı. İnsanlar her şeyi dener oldu. Böyle bir öyle hale yani. Geldik. Bir de fırsatçılar var. Evet, fırsatçı. Bu Habertürk.com'da evet, evet, dün benim haberdik. Okuduğum aha. Bir haberdi. Bugün de aldık buraya editörüm Seval'le. Hı-hı. Ankara'da evine 15.850 liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibi var. Kendisine bir emlakçı ulaşıyor. Bayağı mesajları da paylaşmış ev sahibi. Diyor ki evini 20 bin liraya ben kiraya verebilirim. Sonra ev sahibi sizin gibiler yüzünden ev kiraları taban yaptı. Sizi şikayet edeceğim diyor ve şikayette bulunuyor Ticaret Bakanlığı'na. Yani işte bunu biz aslında şu geçtiğimiz son birkaç yılda yani bu bir tane örneği bir sürü örneğini gördük. Gün sonunda komisyon alacak emlakçı. O komisyonu ne kadar yüksekten kiralarsa o kadar yüksek alacak. Hı hı. O nedenle kendi kar hırsı nedeniyle aslında yani ev sahibinin de vicdanıyla oynuyor bir yandan. Bu hani vicdanlı bir ev sahibiymiş. Birçoğu satabiliyorsan tamam al sana iki kira diyor. Al sana bilmem ne diyor. Ve şunları görebiliyoruz bazı yerlerde de.
bazı bölgelerde emlakçılar, yani bunun denetime ihtiyacı var. Hani biz diyoruz ya çeşitli alanlara denetim gerekiyor diye, denetim yapılması gerekiyor, zabıta falan diye konuşuyoruz ya. Emlak sektörünün, emlakçılarının da denetlenmesi lazım. Neden? Çünkü bir kere her şekilde her ev sahibinin numarasına nasıl ulaşıyorlar bilmiyorum. Yani numaraları ediniyorlar. Evet, orada da mesela konuşurken... Burada da hukuksuzluklar var. Hukuksuzluklar var. Mesela biz ki yani bu kişisel verileri koruma kanunu gereğiyle biz hiçbir senin verisini paylaşmazken emlakçılar hem devir sürüsü bir şekilde bu şeylere ulaşıyorlar. İşte bu denetlenmiyor. Ceza verilmiyor bunlara. Sonrasında başka bir konuda örneğin bir evi salacak inek gibi düşünüp affedersin. Resmen 3 ayda bir kiracı değiştiriyor. 6 ayda bir değiştirenler var. Çünkü her seferinde komisyon alıyor. Ve ya kiracı çıkmıyorum. Ev sahibi, ev sahibiye sen karışma diyor. Emlakçı gidip mobbing yapıyor. Ya bunların hepsi adli suç haline gelmiş durumda. Tabii canım. Ve hani bunlar böyle ya binde bir yaşanan şeylerdir değil, yoğunlukla yaşanan şeyler bunlar. O yüzden de bu sektör, yani ben bu kadar denetimsiz bir şey görmedim size, açık söyleyeyim sana. Yani bu kadar kuralsız, önüne gelenin emlakçı olduğu, alım satım yaptığı ben bir sektör görmedim. Bununla ilgili 40 defa konuştuk, düzenleme yapılacaktı bilmem ne. Her şeyin okulu var, Türkiye'de müteahhitle emlakçının yok. Yok. Müteahhit olabiliyorsun, emlakçı olabiliyorsun. Müteahhitler diyor ki yok yani, biz onu düzenleme istedik orada. Hayır, olmuyor ama yani, işte yani. Sonuç olmuyor. İşi gücü olmayan, yani tırnak içinde haksızlık etmeyeyim bu işi hakkıyla yapanlara ama birçok kesim hiç olmazsa alım satarım yaparım diyor. Ev alıcı. Olur mu öyle şey ya? Bak yani 889 emlak işletmesine 88 milyon 900 bin lira para cezası uygulanmış. Ticaret Bakanlığı öyle söylemiş. Ama satış olmadıkça iyice böyle kiracı... Amerika'da nasıl yapılıyor bu iş? Evet. Kanada'da nasıl yapılıyor? Buralarda yani sokağa çıkarmazlar adamı. Bu yolsuzlukları yapıyorsa yaparsanız. Ya bir de o sertifikayı almazsınız. Elisaf, sen bana bunu nasıl öneriyorsun ya? Ev sahibi bu nokta, ev sahipleri yine burada insaflı bir ev sahibi. Ama ha şunu dese anlarım, Amerika'da yapılıyor bazı evlerde mesela, deniyor ki ev çıkarılıyor satışa, ihale yapılıyor. 3 tane kiracı geliyor, başlıyorlar işte, diyorlar ki ben 10 verdim, 11 verdim, 12 verdim. Böyle merkezi bölgelerde böyle şeyler var, serbest piyasada yapılan bizde şeyler var. Bizde kiracı evimden çıkmayayım, kiram yükselmesin. O başka bir kafa yani. Sonuçta biz oraya daha gelmedik. Biz oralara ulaşamadık. Yani. Bizim için çok başka bir alem orası tabii, şu anda. Tabii. Bugün bu arada 1 Temmuz itibariyle %25 sınırı kalktı biliyorsun. Şimdi kirada 12 aylık tüfe ortalamasıyla onu da göreceğiz. Evet, onu da göreceğiz. Temmuz'dan aşağı yukarı olabileceği. Orada da yani onun başka bir sorunları beraberinde bir sürede olsa en azından piyasa dengesini bulana kadar getirir mi sorusu da bence evet, önemli bir muhtemelen soru. Muhtemelen yani uzun bir süre alacak o. Bu yılın sonuna kadar alışmakta güç çekecek insanlar. Yani bu yılın sonuna kadar sözleşmesi devam edenler bu konuda sıkıntı yaşayacaklar. Çünkü 12 aylık enflasyon hala yüksek çıkacak. Hatta yıl sonunda bile yüksek çıkacak. Yani 12 aylık ortalama enflasyon muhtemelen seneye ilk çeyrekte artık böyle yakınsamaya başlar. Yıllık enflasyonla. Emlakçılar da diyor ki ya tüm faturayı bize kesmeyin. Muhakkak bu işi... Ya biz zaten hep diyoruz tırnak içinde. Böylesi de vardır, yani böylesi de vardır. Ama bu mesela bu bir örnek, böyle bir örnek böyle, varmış. Tamam, yaşam, tamam. Ama şunu unutulmasın. Yani bunu tekrar söylüyorum. Bu kadar kolay yapılan bir iş yok. Herkesin yaptığı. Olmaz. Bu da yani farklı bakılması gerekiyor. 19 dakika sonra enflasyon verileri gelecek Yavuz. Evet. Bir çok böyle hızlıca otomobil ve hafif ticari araç pazarına da bakalım. Evet. İlk yarıda %3,7 artmış. Genel böyle bir ekonomiyi komple bakmış olduk bugün. Evet. Veriler öncesi güzel de oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre Ocak-Haziran'da 3,7 artarak 577.981 adet olmuş araç toplam pazarı. Yani kötü yılda iyi rakam bu. Ama bunun hani artmış olmasının asıl sebebi ki kaldı ki daralması bekleniyordu pazarın. Evet. Yazdan sonra yani Haziran'dan sonra zamların gelebileceği beklentisi vardı ve birçok kişi aslında öne çekti bu alımını. Yani ilk 6 ayda. Evet, aslında fiyatlara yansıdı. Yani düşüş, yani daralma satış adetlerine değil kampanyalarla fiyatlara yansıdı. İkinci elde de düştü fiyatlar biliyorsun. Yani köpüğü alındı araç fiyatlarındaki o yüksek fiyatın bir köpüğü alındı bir parça. Ama gün sonunda daralma beklenirken artıyor olmasının tek sebebi Haziran sonunda bazı düzenlemelerle vergi artışlarının gelecek olmasıydı.
özellikle biliyorsunuz gümrük vergileri vesaire. Hepsi bunların etkisiyle oldu. Bunların etkisiyle oldu. İkinci yarı aynı performans olmayabilir. Ya iki başlık vardı konuşmak istediğim artık yarına. Komşu 6 gün çalışmaya geçti belirli sektörlerde. Ortalık ayağa kalktı. İmkanı yok. Gerçekten. Örtülü 6 gün Yunanistan turizm ve gıda hizmetleri düzenlemeden muhafız. Bir de bizim Bodrum'da videoları görüyoruz. Çalışıyoruz da onlar çalışamaz. Yani biz 48 saat çalışıyoruz. Onlar 36 saat çalışıyor. Yok zaten ortalık ayağa kalktı işte. Çünkü yani o gevşek asla yani olmaz. Bir de şu var yani Avrupa 4 günü falan tartışıyor biliyorsun. Evet. Bir de gitmişler 6 güne geçmişler. Yani ama hayır, doğru bir şey yapıyorlar aslında kendi açısından. Büyüme odaklı bakıyoruz. Kendi ekonomileri açısından doğru bir şey yapmaya çalışıyor ama zor, çok zor. Yani yapı ve kültürel şey açısından da olmaz. Yarın Bodrum'daki şu doluluk işini bir konuşalım. Bodrum evet. Bodrum değilmiş. Boşmuş evet. Bodrum boş. Diyorlar. Dolar mı? Diyorlar bilmiyorum. Yani öyle boş diyorlar diyorsun. Bakacağız tamam. bu saati kapatıyor muyuz değerli yönetmenim Ece? Tamam kapatıyormuşuz bu saati. Yavuz Barlas benimle beraber yaklaşık kaç dakika sonra bir 6-7 dakika sonra enflasyon verilerini karşılayacağız. Bakacağız. Devam ediyor Para Gündem. Artık eli kulağında birazdan bir dakika içerisinde tam bir dakika sonra Haziran ayı enflasyonunu göreceğiz. 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Çok az bir süre kaldı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu oranda. Veri gelir gelmez hesaplayacağız, detaylıca bakacağız sizler için. Veriyi beklerken hızlıca konuklarımı da takdim edeyim. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas zaten 9'dan bu yana benimle. Teşekkürler Yavuz. Bu saat diliminde de beraberiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan hocamız da bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Ve gazeteci Gürkan Zengin Ankara stüdyolarından bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Teşekkürler. Birazdan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç da katılacak, hesap edecek enflasyon farkını, memur emeklisinin, emeklinin enflasyon farkı nereye geliyor bize tek tek madde madde anlatacak. Artık geldi gelecek herhalde. Bakıyorum bültene, yayınlanmasına 0 dakika 0 saniye kalmış duruyor. Yavuz herhalde birazdan açılacak, göreceğiz. Hocam ne bekliyorsunuz? Biz biraz konuştuk. 3 civarında beklerim dedi Yavuz Barlas. Sizin beklentiniz nedir Haziran'da aylık enflasyon için? Ben de yani şimdi piyasa 2.2 falan bekliyor ama ben de yukarıda bekliyorum Yavuz Bey gibi. Yani 2.5-3 arasında bir enflasyon rakamı geleceğini düşünüyorum. Yıllık enflasyonda ona bağlı olarak 73 civarında bir şey olacak sanırım. Yani şöyle baktığınızda beklentilere 2.5 civarında salınıyor ama siz bunun üzeri olacağını düşünüyorsunuz. Ben birazcık daha üzeri olacağını düşünüyorum. Ve son dakikada ekranda Haziran'da yıllık 71,60. Aylıkta kaç geldi aylıkta değerli arkadaşlar? Aylıkta o zaman 2 civarında bir şey olması lazım. 71,6 ise. Evet. Bir dakika. Evet. Şuradan gördüğüm yıllık 71,60. Aylık 1,64. Evet. 1,64. Evet, o piyasa bile yanılmış. Piyasanın nasıl? Oldukça düşük bir rakam. Şey, İTO tabii verisi çok yukarıdaydı. 4 nokta küsür bir şeydi. Dolayısıyla beklentiler biz de yukarıda bekledik. Piyasanın da altında gelmiş 1.6. Hocam, güzel bir veri. Evet. yani bu kadar neredeyse eksi çıkmış öyle söyleyeyim. Evet. Aslında bu anlama geliyor. Yani 2,18 ortalama beklentiydi piyasada Anadolu Ajansı'nın finans beklenti anketine göre ama Haziran'da aylık enflasyon %1,64 ile sert bir düşüş. O halde nasıl oldu bilmiyorum. Şimdi alt kalemlere bakıp görürüz. Evet, bakmamız lazım. Evet yani beklentilerin bir hayli altında bir rakam geldi. Şimdi tabii ben mesela neden daha yukarıda bekliyordum? Çünkü İTO anketi öyle bir sonuç verdi. O nedenle ben daha yukarıda olacağını düşünüyordum. Demek ki İstanbul'da enflasyon bir hayli yüksek olmasına rağmen Türkiye'nin geri kalan kısımlarında o kadar olmamış ki yurt çapında bu rakam böyle 1.64 olarak gelmiş. Güzel bir rakam eğer yani ama
herkesin beklentisinin altında, hissettiğinin de altında tartışma yaratacak şimdi. Bu rakam denilecek ki evet TÜİK rakamları aşağıda gösteriyor tamam, diye tartışmasını size. Çıkartacak tabii bu bir rakam. Bir şeffaflık çünkü, evet. tartışması da zaman zaman evet. yaşarken bu kadar beklentinin en alt seviyesinde altında bir enflasyon gördüğümüzde. Bu arada hani biz, yani konutlara bahsi olan 65 o da 12 aylık ortalamada 65 oldu bu durumda. Yani hani 25'ten sonra konutta hani esnafın da baktığı şeydi biliyorsun. Evet. 12 aylık ortalama değişim 65.0'ydı. Şimdi tabii bir de bunun kira bu ayda olması. Evet. Yani bu enflasyon rakamına bağlı olarak ücret artışlarının belirlenecek olması, kiraların belirlenecek olması bu tartışmayı daha da alevlendirecek tabii. Çünkü tam bu ayın rakamına bakılarak bu ayarlamalar yapılacağı için işte TÜİK'in verdiği rakam düşük geldi vesaire diye tartışma bu çıkacak tabii. Çünkü hissedilenin yani özellikle İstanbul için şimdi değil mi İTO anketi 4 küsür bir rakam vermiş bu aylık. İstanbul'da demek ki ya İstanbul çok çok daha üzerinde Türkiye'nin ki öyle olması lazım. Ki ancak Türkiye'nin geri kalanında çok çok aşağısında olması lazım ki bu rakama ulaşması gerekiyor. Aylıkta evet. neredeyse evet. yani ikiye katlamış bir İTO'ya baktığınızda şunu merak ediyorum. Çok tartışılır dediniz. Memur ve emeklinin de çünkü enflasyon farkı buna göre belli olacak. Buna göre bir hesap yapacağız. Birazdan Ahmet Kıvanç bize aktaracak. Bu açıdan da çok tartışılır o halde. İşte tabii çünkü onu da söyleyeyim. Tam bu aya hani bu ayın enflasyonunun tam 6 ay tamamlanıyor ya Haziran enflasyonu geldi. Bu Haziran enflasyonu o 6 aylık enflasyon üzerinden Haziran enflasyonu üzerinden bu ücretlerin belirlenmesi yapılacak. Tabii şimdi yani son ayın bu şeyi hani son ayla birlikte hani diyelim ki 3 olsaydı işte 2.2 olsaydı beklentiye bağlı olarak 72 civarında bir şey olacaktı. O yıllık rakam şimdi 71.60 oldu. Hani denilebilir ki çok yani hani o kadar yarım puan falan önemli değil gerçi toplamda baktığınızda ücretleri etkileyecek rakamda. Ücretler tabii yılbaşından bu yana ama yani dediğim gibi bir aylık rakam ama yine tartışılacak. Çünkü hissedilenin, beklentinin çok üzerinde hissedilen ve beklenen enflasyon bunun üzerinde olunca bu tartışma her zaman gündeme geliyor. İTO rakamında bu kadar üzerinde olur mu? Hemen geliyorum. Ya olmaması lazım. Hissedilenle bizim yani resmi öyleyse bir sorun var demektir. Olmaması gerekir. Yani özellikle başka enflasyon rakamları da bunun üzerinde olunca TÜİK'le bu tartışma tekrar gündeme geliyor. Yani biz bu tartışmayı bir ara zaten çok yaptık. Sonra bir normalleşti. Beklentilere yakınlaştı. Şimdi tekrar aynı tartışma gündeme gelmiş durumda. Bunun da mutlaka halledilmesi gerekiyor. TÜİK'in de madde sepetini açıklaması aldığı enflasyonu hesapladığı maddelerin tek tek fiyatlarını açıklaması bu tartışmayı mesela hafifletecektir. Çünkü hesaplamayı yaptığı ürünler bazında o rakamlara bakılırsa o zaman yani bunların ne kadar beklentiyle uyuşup uyuşmadığı, neden uyuşup uyuşmadığı daha iyi anlaşılır. Bunu yapması lazım bence TÜİK'in şeffaflığını biraz daha o anlamda arttırması gerekiyor ki bu tartışmanın önüne geçmesi gerekiyor. Çünkü bu çok olumsuz etki yapacak bir tartışma. Yani TÜİK'in rakamlarına biz yani biz güveniyoruz diyelim ama halk güvenmiyorsa orada bir sorun vardır. Bir sorun vardır diyorsunuz. Evet, evet. SGK emeklisi %24,73 enflasyon farkı alacak. Memur emeklisi %19,31. Ahmet Kıvanç hesaplıyormuş. Birazdan bize bağlanacak. Yani 20'nin üzerinde bekliyorduk biz. Evet 20'nin üzerinde bekliyorduk. 19 şey, emek, kamu emeklisi açısından. Onun altına çıktı ama belki aylık rakamları verelim bence şey olur, açıdan. Olur. Örneğin yani ne eksilmiş Haziran'da ne düşmüş fiyatı dersen giyim ve ayakkabı 0.58 düşmüş görünüyor aylık rakamda. Ulaştırma fiyatları 0.13 gerilemiş. Herhalde minibüsler indirim yaptı bilmiyorum onu. Yani şey alkol içecekler ve tütün sadece 0.07 artmış görünüyor. Eğlence ve kültür sadece 0.26 artmış görünüyor. Yani buralarda hiç tam olmamış gibi görünüyor. İşte ev eşyası 1.62 artmış ki o tüfenin altında. Yani ben tüfenin ortalama artışının altındakileri sayıyorum şu an. Üstünde ne artmış dersen 1.69 sağlık, gıda ve alkol içecekler 1.78 artmış, haberleşme 2.54 artmış, lokanta ve oteller hani diyorduk ya hani burada bir hareketlilik oldu
%3.09 artmış. Eğitim 3.47, konut da yani içinde elektrik vesaire gibi şeylerin de olduğu konut ise 3.79 aylık olarak artmış. Yani benim anladığım düşenlerin ağırlığı yani daha yüksek olan ağırlıklar buradaki ortalamayı aşağı indirmiş gibi görünüyor. Ama tabii biz dediğim gibi madde sepetindeki fiyatları çok bilmediğimiz için buradaki rakamları yani çok fazla kontrol edemeyiz. Bilemiyoruz çünkü oradaki rakamları. Mesela olduğunu. Madde sepeti dediğimiz şu yani izleyicilerimizin daha iyi anlaması açısından. Şimdi burada Hız Bey şimdi alt grupları saydı. Evet. Mesela gıda diyelim ki onun altında bir sürü kalem var. Gıdanın altında işte domates, salatalık atıyorum işte buna benzer pirinç vesaire. Şimdi pirinç dediğin zaman da mesela bir sürü pirinç var. O pirincin içinde bir ortalama olarak geliyor o pirincin. O ortalamaları hani bize göremiyoruz. Hani onu göremeyince de bir şey diyemiyoruz. Hangi pirincin ortalaması neymiş vesaire. Neymiş. Çünkü o zaman daha insanlara daha anlamlı gelecek bu. Gıda denildiği zaman işte bu rakam çok anlamlı gelmiyor ama mesela o zaman pirinç rakamının ortalamasını görse o pirinçlerin o zaman belki daha iyi anlamlandırabilir. Ha işte bu kadar. Karşılaştırabilir en azından. Bilir o fiyatı. Fiyatı yani, ne olduğunu. Evet yani işte denir 70 lira, 71 lira ortalama mesela. O da bakar ki ben acaba işte buralardan mı satın aldım pirinci diye. O zaman bir anlam ifade eder halka ve o zaman güven sağlanır. Bu çok önemli. Çünkü bu rakam düşük, güzel bir rakam. Bunun olumlu bir etki yaratması için bu inandırıcılığı sağlaması gerekiyor. İnandırıcılık olmadığı zaman bu sefer ne oluyor? Daha da kötü oluyor. TÜİK rakamları aşağı çıkıyor vesaire falan gibi söylentiler çıkıyor. O daha da kötü. Yani evet. onun etkisi daha kötü oluyor. Yani bu rakam yüksek çıksaydı o daha iyi olurdu. Yani bu inanılmayacak bir düşük rakam gelmesindense daha yüksek bir rakam gelmesi daha iyi olur. Şimdi ama buna sevinmemiz lazım. Yani umarız bu böyledir ve devam eder. Önümüzdeki aylarda da devam eder. O zaman Bu dediğiniz çok önemli. Bu kadar düşük ve inandırıcılığını sorguladığımız bir rakam değil de yüksek ama inandırıcı bir rakam gelseydi daha iyi olurdu. Kesinlikle. Olur diye. Burada gıda sağlamış gibi görünüyor bunu. Çünkü gıdanın ağırlığı biliyorsun sepette 125 ve gıda sağlamış gibi görünüyor bu düşüşü. Tamam o zaman birazdan mesela, konuşalım. Evet. Sana da sorayım Yavuz. Ama Ahmet Kıvanç da hazır. Bizim için hesap etmişti. Memur emeklisi ve işte emekliler ne alacaklar? Hepsinin tek tek çalıştığını biliyoruz Ahmet Kıvanç. Sözü sana bırakalım. Merhabalar. Evet herkesin beklediği oranlar belli oldu. 6 aylık enflasyon oranında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %24.73 oranında artacak. Temmuz ayından geçerli olmak üzere. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış ise %19.31'de kalacak. Daha önce Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı ankette %2.52 olarak bekleniyordu Haziran ayı enflasyonu. Beklentinin hayli altında gerçekleşti %1.64'te. Dolayısıyla hem SSK Bağkur emekli aylıkları beklenenden bir miktar daha aşağıda hem de memur maaşları ve emekli memur aylıkları daha düşük olacak. Peki bu durumda ne olacak dersiniz? Memur maaşları öğretmenlerde 8'in birindeki bir öğretmenin maaşı 34.892 liradan 41.630 liraya çıkacak. Polis 8'in birindeki polis yine 42.715 liradan 50.964 liraya çıkacak. Hemşire 8'in birindeki 37.444 liradan 44.674 lira olacak. En düşük memur maaşı merak edilen husus 32.860 liradan 39.206 liraya çıkacak. Bir daire başkanının maaşı 70.848 liradan 84.528 liraya çıkacak. 8'in birindeki imam hatibin maaşı 34.481 liradan 41.140 liraya çıkacak. 8'in birindeki bir mühendisin maaşı 42.652 liradan 50.889 liraya çıkacak. Burada dikkat ettiyseniz genelde belli derece ve kademeleri vermeye çalıştım. Mesleğe ilk başladıkları tarihteki derece ve kademeleri esas almaya çalıştım her meslek için.
Ve bunlar da memur maaşlarında aile yardımı da dahil. Emekli memur aylıkları %19.31 oranında artacak dedim. Bu durumda bir genel müdürün birim birinden emekli olan bir genel müdürün emekli aylığı 47.437 liradan 56.597 lira. Buna geçmeden önce en düşük emekli memur aylığını vereyim. En düşük emekli memur aylığı 14.740 liraydı Ocak-Haziran döneminde. 17.587 liraya çıkacak en düşük memur aylığı. En düşük memur aylığı 39.206 lirayken en düşük emekli memur aylığı 17.587 liraya gelmiş olacak. Öğretmenin birin dördünden emekli olmuş olan bir öğretmenin emekli aylığı 22.076 liradan 26.339 liraya. Bir başkomiserin birin dördünden emekli olmuş başkomiserin emekli aylığı yine aynı şekilde 26.339 lira. Polis memurları, hemşireler, öğretmenlerin emekli aylıkları eşitlenmişti biliyorsunuz. Ve hepsi 22.076 liradan 26.339 liraya çıkacak. Mühendis emekli aylığı 22.103 liradan 26.371 liraya çıkacak. Pratisyen hekim 32.625 liradan 38.925 liraya. Birin dördünden emekli olmuş profesör 38.324'ten 45.734 liraya çıkacak. Şimdi çok aylıklar konusu çok tartışılıyor. Şu an itibariyle yapılan artışlar %24.73 oranındaki SSK ve Bağkur aylıklarındaki %74.73 oranındaki artışlar kök aylıklara yapılacak. Ocak-Haziran dönemindeki kök aylık neyse onun üzerine %19.31 oranında bir artış yapılacak. Bu artış sonrasında 10 bin liranın altında kalanlar yine Temmuz-Aralık döneminde 10 bin lira almaya devam edecekler. 10 bin lirayı aşmış olanlar ise yeni tutar neyse o tutar üzerinden aylık almaya başlayacaklar. 2008 öncesindeki emekli olan 2008 öncesinde çalışmaya başlayan SSK'lılar onların kök aylıkları, en düşük kök aylıkları zaten 10 bin liranın üzerindeydi. 11.367 idi. Onlar 14.178 liraya çıkacak. 2008 sonrasında çalışmaya başlayan SSK'lılar ile Tarım Bağkurları ve Esnaf Bağkurları'nın kök aylıkları, en düşük kök aylıkları düşük. Onlarda yapılacak artışlar 10 bin liranın altında kalanlar yine 10 bin lira almaya devam edecekler. Şöyle bir hesap yaptığımız zaman şu andaki seviye üzerinden baktığımız zaman yani yaklaşık bir 7.900 liranın altında kalanlar Ocak-Haziran döneminde 7.900 lira ve altında olanlar Temmuz ayından itibaren de yine 10 bin lira aylık almaya devam edecekler. Bunların kök aylıkları değişmemiş olacak. Şimdi dikkat ettiyseniz yaklaşık %5 puanlık bir fark var. 5,5 puana yakın bir fark var. SSK ve Bağkur emekli aylıklarıyla memur maaşları ve memur emekli aylıkları arasında 5 puanlık fark var. O fark da şundan kaynaklanıyor. Memur maaşlarına Ocak ayında %15 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Enflasyon farkı bu toplu sözleşme zammına göre hesaplandı memur maaşlarında. Ve Temmuz ayında da %10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Dolayısıyla memur maaşlarında ki fark enflasyonun 6 aylık enflasyonun altında kalacak. Yaklaşık 5,5 puanlık altında kalacak. Merak edilen bir başka husus, kamu işçilerinin maaşları, ücretleri. Kamu işçileri de bu sene %10+10, yani ilk yarıda %10, ikinci yarıda %10 oranında bir toplu sözleşme zammı almışlardı. Onların toplu sözleşme zammında enflasyonun altında kaldığı için, onlar da 6 aylık dönemde yine aynı şekilde %24.73 oranında zam alacaklar kamu işçileri. Burada merak edilen memurların geçen sene yapılan 8.077 liralık seyyanın zam vardı hatırlarsanız. O seyyanın zam da bu maaşların içerisinde aynı şekilde %19.31 oranında artmış olacak.
18.077 olan tutar zaten 12.055 liraya çıkmıştı Ocak-Haziran döneminde. Şimdi 12.055 liranın üzerinde %19.31 oranında bir artış söz konusu olacak. SSK ve Bağkurlar ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında yıllık bazda da bir fark olacak. Şimdi Ocak-Haziran döneminde bir eşitti, %49.25 oranında eşitti. Temmuz ayında ortaya çıkan bu 5,5 puanlık fark, yıllık bazda zam konusunda SSK ve Bağkur emekli aylıklarıyla memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında yaklaşık 8 puana yakın bir fark ortaya çıkartacak. Bakıyorum başka notlarımda gördüğüm kadarıyla memurlarda seyyanın zam konusuna değindik. Tekrar edeyim isterseniz en düşük emekli aylıkları en düşük emekli memur aylığı 14.740 liradan 17.587 liraya çıkacak Temmuz ayından itibaren. En düşük memur maaşı ise 38.860 liradan 39.206 liraya çıkacak. Daha önceki yaptığımız hesaplamalar %25,5 ile %26,5 arasında olacağı şeklindeydi. SSK ve Bağkur emekli aylıklarındaki artışın. O da Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonlarına göre yapılan hesaplamaya dayanıyordu. Beklentilerin altında gerçekleşti Haziran ayındaki enflasyon. Dolayısıyla bunun yansıması memur maaşlarında da %20,3'lük bir ya da 20,5'lük bir artış olmasını öngörüyorduk yaklaşık olarak. O da %19,31 oranında gerçekleşti. Biraz en düşük memur maaşı biraz daha yüksek olmuş olsaydı 40 bin lira dayanmış olacaktı. Şimdi 39.206 lirada kalmış oldu. En düşük memur maaşı dışındakilerde bekar memur maaşı dikkate alınırken en düşük memurlarda eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir çalışanın maaşı dikkate alınıyor. O ayrıma dikkat çekeyim tekrar. Çok teşekkür ederim. Üzerinden tekrar geçmek istersek geniş kesimleri ilgilendiren 81'indeki bir öğretmen maaşı 34.892 liradan 41.630 liraya, 81'indeki polis maaşı 42.715 liradan 50.964 liraya, 81'indeki hemşire maaşı 37.444 liradan 44.674 lira çıktı. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Kıvanç. Bizim için hesapladı. Çok sağ olunuz. Detaylıca da şöyle bir baktık. Ankara'ya gittik, uzandık. Ahmet Kıvanç'ın hesabıyla memur emeklisinin, SGK emeklisinin ne oluyor? En düşük memur maaşı ne oluyor? En düşük emekli memur maaşı ne oluyor? Hepsini gördük. Yavuz Barlas bir yandan da açıklamalar geliyor. Onları da çok kısa bir aktarayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek demiş ki dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş 3 aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur ifadelerini kullanmış. Finansal istikrar sürdürülebilir, cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi alanlarda elde ettiğimiz başarı dezenflasyonda belirgin şekilde kendini gösterecek diyor. Keza yine Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı yardımcısı dezenflasyon enflasyonda düşüş dönemi başladı diyor. Yavuz sana döneyim. Ne dersin? Hem bu veriler hem de İnşallah en son zirvesini geçmişizdir. Yani geçmiş ay 75.45'ti zirveydi biliyorsun. Oradan da aşağı doğru iniş başladı. Evet, bundan sonra da aynı performans olursa aylık ikilik artışlar yıl sonu hedefi yakalanabilir. Ben sadece bu ayki artışların içerisinde dediğim gibi gıdanın bir parça ağırlığı yüksek olduğu için bu rakamın beklentilerin altında çıkmış olmasının bundan kaynaklanıyor olsa gerek. Ama hep söylüyorum metropol enflasyonuyla Türkiye'nin genelinin enflasyonu bir değil tabii ki. Özellikle ki ben yani Kurban Bayramı döneminde fiyatların nasıl arttığını da aşağı yukarı biliyoruz zaten. Şunu söyleyelim ki enflasyon düşüyor olmak, düşmeye başlamakla beraber hiç yoksa yılbaşından bana %25 artmış görünüyor şu an. Yani 6 aylık enflasyona baktığımızda 24.72 diye yanılmıyorsam. Yani bu oranda aslında fiyatlar ortalama artmış görünüyor ki biz birçok alanda daha fazla arttığını biliyoruz. Bunu da söyleyelim. Pek çok izleyici de aynı şeyi söylüyor. Ben bu fiyatlar nereden bilmiyorum. Yani benim bu, enflasyonum bu böyle değil. Gelen mesajlara bakıyorum. Enflasyonu. Bir de unutmayalım yani geçen sene aynı tarihte 3.92, 2022'de %5'e yakın.
4.95 çıkmış. Yani bu böyle son 3 yılın rekor düşük enflasyonu. Ne oldu da bu kadar? Ne oldu? İşte diyorum ya, burada gıdanın ağırlığı çok büyük. Gıda ve ulaştırma kalemleri bu enflasyonu aşağı indirmiş gibi görünüyor. Zaten aslında biraz önce yani belki söylemek lazım. En çok fiyatı düşen ne diye bakılırsa mesela, oradan da bunu anlayabileceğiz. Neymiş yani en çok fiyatı düşen patates. Sonra %8 patates düşmüş, 6.57 yumurta düşmüş. Tavuk veya gibi benzeri kümes hayvanları %3.8 düşmüş. Yani dana etinin %2.29 düştüğünü ifade ediyor rakamlar. Kuzu eti 2 düşmüş. Erkek ayakkabısı mesela herhalde 3.73 düşmüş burada. Kahve mesela 0.43 düşmüş. Yani bütün bu maddeler ağırlıklı olarak giyim ve gıda. Bunlar aslında enflasyonun piyasa beklentilerinin altında çıkmasına sebebiyet veriyor. Buradaki rakamları her nereden aldılarsa. Artan kalemlere de bakarsak bir iki tane belki söyleyelim onu da. Yani işte yani otel ve pansiyonlar %8 artmış. En yüksek artış karayolu taşımacılığı. Çünkü bayramda biliyorsun otobüslere zam yapıldı. %12. Oradaki rakam ekmek örneğin %5.94 artmış görünüyor. Peyniri konuştuk seninle %5.15. Ben çok daha üstünde arttığını tahmin ediyorum. İçecekler, meyve suları gibi bakıldığı zaman o da 4.83 artmış gibi görünüyor. Ve işte kreş gibi okul öncesi eğitim de mesela %4.39 artmış görünüyor sadece aylık olarak. Daha yüksektir yıllıkta. Yani özeti bu. Yani rakam özeti bu. Matematik olarak bir sıkıntı, problem yok. Fakat bizim yaşadığımız şey açısından bu şaşkınlığı yaşadık. Tamam, inandırıcılık az önce Ege Hoca'nın söylediği. Yani bunlar yüksek gelseydi inandırıcılık açısından etkisi daha farklı olurdu. Yani bu kadar düşük gelmesi, sepeti de göremiyor oluşumuz. Şimdi yani mesela Yavuz Bey'in açıkladığı madde fiyatları seçilmiş madde fiyatları. Tamamını istiyoruz TÜİK'ten. Yani hani hepsini. Evet, ağırlıklarını da biliyorsun. Evet, ona yani, daha rahat. Onun için yani hani mesela şimdi açıkladığı zaman yani Yavuz Bey açıkladı mesela şu burada. Okudunuz yani hani oradaki onlar seçilmiş olanlar, tamamını bilmiyoruz ama mesela okuduğu zaman o fiyat size bir anlam ifade ediyor mu? Yani gördüğünüz fiyata inandırıcılık böyle olur. Yani hani sonuç itibariyle. Yani peyniri %5 artmış ama hangi peynir? Kaç para? Ki, sabah konuştuğumuz Kortumuz işte. Yani 600-700 liraya kilosu peynir de var. 250-300 liraya peynir de var tam gidince. Hangi peynir? Evet. Şimdi bu inandırıcılığı sağlamak son derece önemli. Şeffaflık ve açıklayıp bunu şu da olabilir tabii. Yani bu fiyatlar yoktur denilemez. Mutlaka belki vardır ama hangi peynir diye. İşte insan soruyor ve sadece o taraftan alınırsa, yani o düşük fiyatlı olan bir maddelerin fiyatları alınırsa, o zaman o ortalama insanların o küçük düşük fiyatlardan bir ortalama ve düşük fiyat artışı çıkacak. Dolayısıyla insanlar belki çok az insanın gördüğü bir yer, diğerleri dikkate alınmıyor. Onların da için içine girmesi lazım ki insanların gerçekten büyük çoğunluğunun ikna olabileceği, gerçekten yaşadığıyla birebir örtüşen bir şey olması gerekiyor. Burada o biraz kaçmış. O yüzden şeffaflık kesin gerekiyor. Bu açıklamaların bu güzel bir rakam. Bu rakamın altını şimdi doldurulması lazım. Gerekiyor. Net. Çünkü bunu inandırdığımız zaman ancak enflasyonla mücadelede başarılı olabiliriz. Benim demek istediğim şu değil. Yani böyle düşük fiyatlardan bir paket yapalım. Ondan sonra buradan enflasyonu o düşük fiyatlar üzerinden düşük gösterelim ve buradan ondan sonra enflasyonla başarılı olduk dersek bizim bir yere varamayız. Yani daha da kötü olur çünkü o zaman insanlar demek ki bu fiyatlar böyle açıklanıyor, biz buna da hiçbir güvenimiz yok, şeyimiz yok deyip oraya bakmamaya başlarlar. Bu olmaz. Çünkü burası TÜİK ve dolayısıyla bunun rakamlarına herkesin itibar ve güveniyor olması lazım, itibar etmesi lazım. Onu alarak, ona esas alarak fiyat ayarlamalarını yapması gerekiyor ki enflasyonla mücadelede başarılı olsun. Bu net. Bunu sağlamak zorunda TÜİK. Çünkü bu kadar tartışma çıkıyorsa, geçmişte de çıktı, şimdi tekrar başladı. Bunun üzerinden dezenflasyon yapıyoruz, hedefleri tutturduk demek kimseyi ikna etmez. İkna edici değil. Kimseyi ikna etmeyen bir şeyin de bir kıymeti harbiyesi maalesef olmaz. Teşekkür ediyorum hocam. Gülkan Zengin, ne dersiniz? Bu veri geldiğinden beri bu işin ikna edici boyutta olması için şeffaflık ve inandırıcılık üzerinden konuşur olduk veriyi. Vatandaşlardan, izleyicilerden gelen mesajlara da bakma. Ben böyle hissetmiyorum enflasyonu. Bu benim enflasyonumu yansıtmıyor diye çok mesaj görüyorum. Siz nasıl değerlendirdiniz verileri?
Yani şimdi bu sizin İstanbul Stüdyo'daki konuşmalara bakıyorum da hakikaten bu enflasyon sepeti, ortaya çıkan rakamlar ve bunun üzerine yapılan değerlendirmeler hani ayar sorunları yaratıyor bizlerde. Hocalar da dahil, orada ekonomi uzmanları da var. Şimdi %71.6 gibi bir enflasyon rakamı açıklandı. Hem Yavuz hem de Ege Hoca bunu düşük buldu. Hatta fazla düşük buldu. Buna iyi mi diyeceğiz, kötü mü diyeceğiz anlayamıyoruz. Enflasyon öyle düşük çıkınca bozuldu. Bile sevinemiyoruz diyorsunuz. Öyle şimdi, bir ayar bozuldu. Yani evet, %71.6'yı, orada resmi rakam olarak %71.6'yı düşük buluyoruz. O bir başlı başına skandal. Evet. Ya keşke yüksek olsaydı, mesela 73 falan olsaydı da inandırıcılığı olabilseydi bari diye bir ağzımızdan ifadeler çıkabiliyor. Öte yandan da biliyoruz ki aslında bu %100'ün çok ötesinde, bunların 71'de değil, 81'de değil, 91'de değil gerçek enflasyon. Bunları da biliyoruz. Böyle bir karmaşa içinde gidiyoruz. Şimdi hoca, Ege Hoca mesela bu enflasyon 71 değil de 73, 74 olsa şey olacak, hani mutlu mu olacak falan. Evet olacak, çünkü daha gerçekçi gibi görünecek ve haklı olarak beklentinin enflasyonun düşeceğine dair bir beklenti, bir inandırıcılık yaratılmazsa bu düşmüyor. Herkesin söylediği bu. Uzmanların mutabık olduğu konu bu. İşte bunu yaratamadıkları için de düşmüyor. İşte Yavuz diyor ki işte bir şeylerin fiyatlarının düşmüş olduğunu sayıyor. İnanılır gibi değil. Belki Anadolu'da bir yerlerde evet, Yavuz'un dediği gibi rakamları her nereden aldılarsa gibi bir durum. Yani hakikatimize sahip olamıyoruz. Hakikatimiz neyse ne? Onu ortaya koyup yarayı, hastalığı doğru teşhis edip hakikatimize göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Yani Mehmet Şimşek'e de yakışmıyor. Tamam, anlıyorum. Memur, emekli, SGK, işte Bağkur maaşları bu rakama göre belirlendiği için olabildiğince düşük gösterelim. Tamam da meselemiz çözülmüyor. Bir de bu enflasyonu yaratan, yani yüksek enflasyon ortamında düşük faiz politikasını ısrarla, inatla sürdürüp bu tabloyu ortaya çıkartan sizsiniz. Bari hakikatinize sahip olup şu rakamları gerçek olarak açıklayın da nasıl çözülecekse onu konuşalım. Onu da konuşamıyoruz. Böyle bir puanlık, iki puanlık oynamalarla. Ama gerçeğinde aşağı yukarı işte 120'lik bir 50 puanlık farklarla dönüyoruz. Hakikaten garabet bir durum. Diyecek bir şey yok. Yani vatandaşın ne yaşadığını vatandaşın kendisi biliyor zaten. Ama işte rakamlarla oynayarak bir ekonomi politikası yürütmeye çalışıyoruz. Bunun bir uygulamasını vergi paketi, vergi reformu diye getirilmekte olan, hazırlanmakta olan pakette de görüyoruz, göreceğiz gibi görünüyor. Mehmet Şimşek'in Habertürk'te yaptığı açıklamalar, vergi uzmanlarının bu açıklamalarla ilişkin değerlendirmelerine baktığımda gördüğüm bu. Orada da hakikatimizle, olgusal düzeyde hakikatimize uygun hareket etmeyeceğimizi anlıyorum. Bütün bu tablolara bakınca da gerçek bir soruna gerçek bir tedavi yapılmamakta gibi duruyor. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Gerçek bir soruna gerçek bir tedavi yapılmıyor gibi duruyor dedi Gürkan Zengi. Ya şu algı şimdi toplumda da yerleşti. Yani konuşulan bir algıya dönüşmeye başlıyor tabii. Memur emekli maaşı buna göre belirlendiği için düşük gösterelim gibi oluyor dediği için Gürkan Zengi. Bu veriyle bunu düşünen de olur. Zaten hayır, yani bunu söylüyoruz. Yani aslında burada sorun şu, biliyorsun ki işte bu rakamlar nedeniyle asgari ücrete zam yapılmadı. Dendi ki İşte bu düşüş eğilimine zarar verir dendi. Üstelik hani insanlar bu rakamlarla aylarını geçiriyorlar. Yani TÜİK orada bir yüksek sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Yani insanların emeklerinin karşılığını belirliyorsunuz siz. O kadar belirleyicisiniz ki. Yani mesela bunu bir işveren bile belirleyemiyor. Devlet bile belirlemiyor. TÜİK'teki bürokrasi kesimi belirliyor aslında. Yani o rakamı alan memur da buradan maaş alacak, yarın emekli maaşı alacak. Bu sorumlulukta ve vicdanlı sorumlulukta yapması gerekiyor bu işi. Mesele burada. Yoksa biz hepimiz zaten biraz önce Sayın Şimşek'in ifade ettiği üzere yani dezenflasyon süreci başlamıştır. Tamam. Yani bu önemlidir. Zaten baz etkileri dolayısıyla aşağı indiğini bekliyoruz zaten. Ama biz mesela oturup hangi Haziran'ı yaşadığımızı biliyoruz. Yaşadığımız Haziran içerisinde bir Kurban Bayramı olması dolayısıyla ortaya çıkan hareketliliği biliyoruz. Yani işte oradan oraya bir hatırlarsan Ayvalık'a araçlar gitti, Bodrum'dan bilmem nereye gitti. Geldi. Bunu da biliyoruz. Oradaki fiyatları da herkes dönünce konuştuğunu da biliyoruz. Nasıl fiyatlar olduğunu.
Şimdi dolayısıyla bunları konuştuğumuz ortamda o nedenle bizim beklentimiz daha üstünde, yoksa hep ben de isterim ki keşke eksi çıksa. Aklıma şimdi 9'da yaptığımız yayında sen dedin ki bu finans anketinde bu kadar düşük bekleyenler acaba hangi Haziran'da yaşıyor? Evet. Başka biz herhalde başka ya Haziran'da mı yaşıyoruz? Ya farklı şehirde aynı Haziran'ı yaşıyorlar. Yani olsa gerek dedim. Çünkü yani ben rakamın, yani onlar 2 bekliyordu. Ben açıkçası baktığımda hani böyle bir fiyat. Yani oturup ya geçen gün burada hangi ürünün ne fiyatını arttığını konuştuk. Yani tamam, o zaman ben ekliyorum. Bir metropol enflasyon açısından, bir Türkiye genel açısından da biz de bari şaşırmayalım çok fazla. Ama gün sonunda şunu söylemek isterim. Yani burada bir aşağı yönlü sürecin başlamış olması hepimiz açısından sevindiricidir. Net ama... Tabii ama rakamlara net bir şekilde güvenmemiz bak, gerekiyor. Bak bayram hareketli dedin, ulaştırmada az önce söyledin aylık değişim oranını. Yani ulaştırmada işte %8'lik bir ağırlık var sepetin içerisinde. Dolayısıyla o nedenle oradaki hareketler etkileyici ve belirleyici. Ama işte sadece otobüs fiyatları orada artmış görünüyor. Onun haricinde yani uçak fiyatları demek ki artmamış. O nedenle de ki ben arttığını biliyorum o tarihte. Burada görünmüyor. Yani böyle görünmüyor. Hocam. Yani... Böyle konuşmam. Şimdi mesela 1.64 çok iyi bir veri. Çünkü böyle devam ederse mesela 1.6, 1.6, 1.6 bundan sonraki aylarda da 1.6 gelirse mesela yıl sonu hedefine ulaşılır. Yani 38'e gelir. Yani o ancak da böyle gelir zaten. Yani yıl sonu hedefine 1.6 daha da bir ay bile yukarıda çıksa 38'e gelmez mesela. Evet. Yani 2.2 gitseydi ben bakmıştım gelirken 40'a varıyordu yıl sonunda. Şimdi 2 ay zaten, şimdi önümüzdeki 2 ay gelecek olan veri işte baz etkisi dediğimiz yani Temmuz ve Ağustos verileri. Geçen yılın Temmuz ve Ağustos verileri şöyle kabaca şöyle düşünün. Onlar ortalamadan çıkacak 12 aylık veri yıllıktan diyelim. Çıkınca onlar çünkü ona yakın verilerdi. En yüksek tabii baz etkisi dediğiniz o. Şimdi yeni girecek olan veriler düşük olunca düşecek zaten yıllık enflasyon. Bu 71.2 ve şimdi ya inandırıcı olsa veri ve herkes de bu intibayı uyandırsa o zaman gerçekten diyeceğiz ki evet, dezenflasyon politikası başarılı olma yoluna girdi. Böyle süreç devam başladı, ederse devam. Süreç başladı ve şey yapıldı. Şimdi mesela Sayın Bakan açıklama yapıyor değil mi? 1.64 geldi. Bunun yıllık vesairesi %24'tür demiş. Şimdi bu ne demek? Bundan sonra 12 ay boyunca, önümüzdeki 12 ay boyunca böyle devam edersek bir 12 ay sonra yıllık enflasyonu 24'e düşüreceğiz demek istiyor. Çok güzel. Evet, gerçekten keşke inandırıcı ve insanların gördüğüyle uyumlu bir şey olsa bu. O zaman olumlu bir hava esecek ortalıkta. Benim demek istediğim oydu. Ama şimdi böyle olunca olumlu hava esmeyi bırakın, daha olumsuz bir hava esmeye başlıyor. Ne oluyor? İnandırıcılıktan yok. Dün rakamlar geldi. Demek ki bu dezenflasyon sürecini başarılı olmuyor. Bu o yüzden verileri saklayarak vesaire ya da düşük fiyatlardan alarak yapacaklar ve ondan sonra başarılı olduk diyecekler diye bir intiba uyanıyor. O zaman bu daha kötü. Yani hani anlatabiliyor muyum? Yani benim demek istediğim oydu. Bari insanların... Bari yüksek geldi de evet, yüksek geldi ama düşüş başlayacak algısı mesela, olurdu. Şimdi böyle düşüş gelince bu veriler... Mi acaba dedim. Yani ne mesela, kadar güvenmeliyim kaygısı güvenmeliyim kaygısı. Aynen öyle. Mesela 2.2 gelseydi beklentiyle uyumlu olarak yıllık enflasyon 72'lerde falan olacak. Yine aynen böyle. Demek ki iyi bir veri geldi. Yıl sonuna doğru dezenflasyon başladı vesaire ve kimse buna bu kadar tepki göstermeyecekti. İnandırıcılığı yok vesairesi yok diyecekti ve olumlu bir hava esmeye başlayacaktı. Şimdi düşük veriye rağmen olumlu, yani çok iyi bir veriye rağmen olumsuz bir havaya döndürecekler piyasayı. Yani bu doğru bir politika yaklaşımı değil. Ya o zaman madem bu böyle yapılacak, o zaman çok şeffaf olmanız lazım. Çıkacak TÜİK diyecek ki işte ben buradan bu aylarda, bu haftalarda topladım bu verileri, topladım şu kadar veri topladım, şu kadar maddeyi topladım. Bunların ortalama fiyatı alt kalemleri itibariyle bütün listesini yayınlayacak, budur diyecek. Ben bu veriyi buna dayandırdım ve o zaman inanacak insanlar var. O zaman böyle yapmanız lazım. Şimdi birkaç ay önce ortadan madde fiyatları yayınlanmıyor, yayınlanıyor tartışması çıkmış. Üzerine böyle bir veri çıkmış. İTO verisiyle tamamen uyumsuz. İTO, pardon yanlış söylemişim, aylık veri 3.42 galiba. Yani iki katı neredeyse. Şimdi böyle bir şey çıkmış. Başka
ENAG diye bir kurum var, onun zaten tartışmalı böyle yüksek göster. E şimdi ne oluyor? Şimdi bu sefer insanlar böyle kafalarında, aa demek ki hiçbir şey yolunda yürümüyor. Halbuki yolunda yürüyen bir şeyler var. Çoklu veri, çoklu farklı enflasyon oranları. Yani muhtemelen diyor, şu anda şu veri, yani şu anda bir olumluya bir gidişat var. Bu olumluya olan gidişatı, bu gölgeliyor bütün bu tartışmalar. Ne yapması lazım hocam? Tabii ki net, eğer 1.64 veriyorsa bunu, o zaman bu çok çok tartışma yaratacak ve beklentiyle de gözlemle de uyumlu olmayan bir veri, o zaman tamamen altını dolduracak. Tamam, saklamak yerine tamam daha da şeffaflaştıracak. Ben böyle yaptım. Bu net. O zaman bunları açıklayacak. Bunları da söyleyecek. Ne oluyor? Tam tersi yapılıyor ve bu şekilde politika yapılırsa bu rakamlar tutar ama kimse de buna inanmaz. Kimse inanmayınca daha da kötü olur. O politikanın hiçbir başarısı hocam, olmaz ve kamuoyunda desteği olmaz. O zaman da hiçbir işe yaramaz. Buyurun Gürkan Bey. Belki hocanın değerlendirmesine sunabileceğiniz bir şey. Hani bir iyi gerçek ve iyi bir veri arıyoruz ya. Mesela bu demin bahsetti hoca, enflasyon araştırma grubunun rakamı da geldi. Bakıyorum. Mesela geçen ay yıllık enflasyon olarak %120 civarındaydı, öyle hatırlıyorum. Şimdi gelen rakam, aynı günlerde aynı saatlerde açıklıyorlar ya. Mesela diyor ki Haziran ayında %4.27 arttı diyor. Yıllık 12 aylık artışsa %113.08. Yani geçen aya göre bir iniş, hani daha inandırıcı gibi duran, bazı uzmanların da daha inandırıcı bulduğu enflasyon araştırma grubunun rakamında da, yıllık bazdaki rakamında da bir iniş var. Belki bunu da bir iyi haber olarak görmek lazım mı bilmiyorum. En azından gerçekçi bir rakamda da iniş var gibi bir değerlendirme yapılabilir belki, bilmiyorum. Hocam daha iyi bilir. Tabii, hocam tabii. Ne diyorsun? Elbette ben, yani bu tartışma olmasaydı bu ay biraz daha iyi bir yorum yapabilecektik. Bu tartışma şimdi gölgeledi bunu. Katılıyorum. Yani orada bir şey var. Devam etmesi lazım. Bizim aylık enflasyonlara bakmamız lazım. Enflasyon, aylık enflasyon, bu %1.64 aslında hedeflediğimiz yer. Yani bu sene içinde yakınsamayı hedeflediğimiz yer. Ne diyorduk hep? Son 3 ayda buraya ulaşalım. 1.5'lar gelsin. Bu yılın son 3 ayında. Tamam, yıl sonu hedefi tutmasa bile bu dezenflasyon programında en azından bir enflasyon oranında bir düşüş patikasına girildiğine işaret eder deniliyor. Şimdi bütün bu tartışma bunu gölgeleyecek. Yani katılıyorum yapılan Gürkan Bey'in yaptığı yoruma. Yani 4 nokta mıdır, odur, budur falan, ama yani onu bilmiyorum tabii. Yani ama bunun TÜİK tarafından açıklanması lazım. Şimdi bu kadar, yani bu kadar tartışmalı bir veriyi açıkladığınız bir zaman, o zaman çok daha şeffaflık adına çok daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Daha fazla veri açıklamanız gerekiyor. Tabii ki de. Altını tamamen doldurmanız gerekiyor. Tamamen doldurmanız gerekiyor ki bu rakamın gerçekçiliğine herkes inansın. Ve bir diğer açıklanan veriler üzerinden, diğer açıklanan veriler bunların çok üzerinde. Yani daha önceden buraya yakınsamışsınız. Hani bir süre bu tartışma yapılmış. Sonra TÜİK bunlara yakınsamış. Şimdi tekrar aynı durum ortaya çıkıyor. Neden? Yani bu ortaya çıkacaksa o zaman, bunu dediğim gibi, altının çok çok iyi doldurulması gerekiyor. Yani o zaman doldurmazsanız bu sefer, yani olumluya gidebilecek olan bir şeyi daha da olumsuz hale getiriyorsunuz. Yani o zaman söylenen, yapılan, bu rakamlar üzerinden yapılan yorumlarında bir kıymeti, harbiyesi kalmıyor ve inandırıcılık ortadan gidiyor. En kötü şey, yani bu böyle bir programda enflasyonla mücadele yapılırken en önemli şey inandırıcılık. Bu veriyle bu gölgelendi diyor. Yani aslında bir süredir olan tartışmalar biraz daha bu sefer çok daha net gördük yani. Çünkü 1.64 Haziran'daydı. Sena tabii Haziran ayını aşağı yukarı herkes biliyor. Yani neyin ne kadar arttığını biliyor. Dolayısıyla mesela bu Temmuz ayında olsaydı, işte böyle bir hareketlilik olmasaydı o ay içerisinde, belki de bunu böyle konuşmayabilirdik. Yani derdik ki tamam, Temmuz'da bir durgunluk oldu herhalde. Yani bazılarda fiyatlar daha indi herhalde diyecektik ama Haziran'da biliyoruz ki biz bir bayram etkisi oldu ve o etki sadece et haricinde her şeyin fiyatını arttırdı. Yani ette de işte bir arz fazlası oldu bir parça diye. Onun haricinde yok böyle bir şey. Yani dolayısıyla hani o nedenle bu bizi inandı. Maşallah, yoksa hani etmişim. Yoksa, yoksa oturup gerçekten yani hepimizin böyle hani çok şükür ki 2'nin altına indirdik aylık artışı deyip sevmemiz gerekiyor. Ve şimdi burada problem şu, benim inanıp inanmam yönüm yok. Ama bir yabancı yatırımcı, örneğin bugün konuştuk seninle, Deutsche Bank işte Türk tahvillerini öneriyor. Niye diyor ki, işte enflasyon diyor düşüyor bak diyor. Ama düşüyor derken, eğer düştüğüne inanmazsa gerçekten, o zaman o raporu bir sonraki ay değiştirir.
der ki ya burada problemler var. Gerçekten acaba iniyor mu yoksa hani tartışmalar var der. Yani buna imkan vermemek lazım. Ama tabii şunu da söyleyelim. İTO'nun tabii farklı bir modeli var bu arada. Yani onlar geçinme endeksi gibi bir şey açıyorlar. Biraz daha farklı. Ama fiyat düzeyindeki artışı ifade ediyor rakamları. Ama Sayın Hocam anlattığı gibi biraz önce yani bir süre yakınlaşması bizi mutlu etti. Neden? Çünkü dedik ki ha tamam ya demek ki yani burada bir güvenilirlik eşiğimiz oldu aslında. Orada yukarı çıktı. Şimdi eğer hani bu güven tekrar böyle gidecekse, kırılacaksa o zaman hani deniyor ya toplumun buna mücadeleye olan şeyi, desteği azalır. Yani azalır, artmaz ama arttırmamız gerekiyor. Çünkü bunlar aslında ilerideki enflasyonu etkileyecek durumlar. Neden? Çünkü yarın öbür gün limon satan kişi fiyatının artmayacağını varsayarsa daha makul bir fiyat verecek. Yoksa ya bu rakamlar zaten gerçek değil demeye başlarsa... Dediği yerde bambaşka bir şey konuşuyor. Orantısız rakamlar vermeye başlayacak dükkanda. O yüzden de biz bu enflasyonla o zaman işte böyle vatandaş olarak, alım gücü olarak ezileceğiz. Ama istatistik olarak düşüyor, ne güzel. Ama odur olur. Yani buna getirmeyelim bu işi. İstatistik oraya... bilimine olan inancı da sarsacak. TÜİK değil mi? Paylaştığı verilere olan inancı. Hocam size veri soramıyorum çünkü. Ben sadece... bilime tartışma değil. Çok basit bir örnek vererek bu konuyla ilgili tartışmaya kapatmak isterim. Pandemi döneminde hatırlarsanız günlük vaka sayılarına bir ara tartışmalı hale gelmişti. Evet. İnsanlar ne kadar korkuyordu. Ya ölüm sayısı, hastalık, vaka sayısı bir anda tartışmalı hale geldiği gün toplumda büyük bir sıkıntı yaşanıyordu. Çünkü nedir? Endişe ve korku. Çünkü bize gerçek rakamlar açıklanmıyor deniyordu, hatırlıyor musun? Oysa ki o dönem ben daha sonrasında da baktığımda, çeşitli rakamlara da kontrol ettiğimde verilerin büyük çoğunlukla sağlıklı olduğunu görmüştük. Büyük çoğunlukla. Yani orada toplumu manipüle edecek çok fazla bir şey olmadığını görmüştük bir parça. Ve gerçekten rahatlamıştık ve o zaman... Aslında toplum hani gerçek sorumluluğu üstüne almaya başlamıştı bir parça o zaman. Yani o rakamları takip ederken bunu gördük. Tıpkı oradaki gibi bu da. Yani enflasyon da çünkü bir virüs şeklinde yayılıyor. Evet, kesinlikle. Bu kadar diyeceğim, başka bir şey diyeceğim. Çok teşekkür ederim. Devam ediyor Para Gündem. Yavuz Barlas, Profesör Doktor Ege Yazgan ve Gürkan Zengin'le konuşuyoruz. Haziran ayında enflasyonu gördük. Aylık enflasyon beklentilerin çok altında, %1,64 geldi. Yıllıkta da %71,60 olarak gerçekleşti. Bu ay memurun ve emeklinin enflasyon farkı da belli olacaktı. Onlar da belli oldu. Şöyle baktığımızda hızlıca bir toparlayayım. Memur maaşları ne olacak diye belki ortaya o pencereyi de açarız. Öğretmen maaşına bakarsak 41.630 lira olarak hesapladı bize Ahmet Kıvanç. Yine poliste 50.964 lira görünüyor. Hemşirede 44.674, mühendise baktığımızda 50.889 olarak görünür. Şöyle emekli aylıklarında ne oldu? En düşük memur emekli aylığı 18.000 liranın altında kaldı. Enflasyon verisi de böyle gelince 17.587 lira olarak görünüyor yapılan hesaplamada. En düşük işçi ve esnaf emekli aylıkları ne olacak dersek, 2008 öncesi SSK girişlilerde Temmuz Aralık'ta ödenecek 14.178 ama onun dışında 10.000 lira. Yani şöyle bir durum oldu, 8.000 liranın altında kök aylığı olan emekliler 10.000 lira almaya devam edecekler. Kök aylıkları 8.000 liranın altında kalanlar, sıfır maaş almış olan milyonlarca emekli de olmuş oldu. Böyle bir riskin olduğu da zaten söyleniyordu. Temmuz'da bu ayın enflasyonuyla beraber kira artış oranını da gördük. 12 aylık TÜFE verisi %65,07 geldi. Dolayısıyla Temmuz'da kira artış oranım ne olacak diye soran varsa %65,07 olarak açıklandı. Bedelli askerlik ücreti yine o da belli oldu. Onu da hemen aktarayım. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber bedelli askerlik ücreti 35.261 lira zamlandı ve böylece 2024 için 217.870 lira oldu. Enak verileri de geldi. Onlara da bir yandan az önce göz attık. Gürkan Zengin bizim için bir açmıştı orada pencereyi. Haziran ayında %4,27 arttı diyor enak TÜFE verileri. 12 aylık artışı %113 üzerinde hesaplamış. Onlar da Merkez Bankası'nın emekli Temmuz ayı zammı öncesi
piyasa katılımcıları anketi vardı. Oradaki aylık enflasyon tahmini %2,5'tu. Ama gel gelelim, gelen veriler Haziran'da aylık enflasyonu %1,64 olarak hesap edildiğine, öyle çıktığını gösteriyor bize. ÜFE de açıklandı. Bir bakabildin mi Yavuz? Yani ÜFE'ye şey için bakıyoruz. Önümüzdeki aylarda hani fiyat artışları ne olur diye bakıyoruz. ÜFE de açıklandı. Evet, ÜFE aslında beklediğimizin altında bir rakamla karşı karşıyayız. Yıllıkta yaklaşık 50 küsüre doğru yakınsa da o da. Ve aylıkta da artışı yanılmıyorsam 1.38 gibi bir rakam. Şimdi burada benim dikkatimi çeken birkaç tane şey oldu sadece. Ben Haziran ayı ve yani bir önceki aya baktım. Çünkü orada ve hani daha çok hani stoklanamayan işte daha hızlı tüketim ürünleri, yani gıda ürünleri mesela, acaba ne olmuş? Yani üreticinin maliyeti ne kadar artmış diye baktım. Haziran'ı önce söyleyeceğim. 2.48'di Haziran ayındaki artış, yani bir önceki ay. Bu ayda yine gıda ürünleri bir önceki ay 2.48, bu ayda 1.86 artmış gibi görünüyor. Yani demek ki gıda üretenler, sanayiciler Mayıs içinde ve Haziran içinde maliyetleri artmış. Nereden baksanız 3,5-4 evet. puan. Ama TÜF... Oysa ki bizim TÜFE rakamımızda gıda, yani bize yansıyan rakama baktığımızda biz gıdanın, yani bu şeyin sadece 1.78 arttığını görüyoruz. TÜFE'de. Yani, evet. Bütün bu maliyet artışlarının çok küçük bir bölümü yansımış gibi görünüyor şey. Üretici yani, üretici tarafına. Mı maliyetindeki yani artışı? Hani olabilir. Ya olabilir demek istemiyorum. Belli ki hani bilmiyorum artık, yani bunu bilemem. Ama sonuçta üreticinin maliyetleri artmaya devam ediyor ve gıda gibi hızlı tüketim ürününde aynı şekilde yansımamış yani tüketici tarafına. Üretici herhalde bendensin bu ay. Bendensin demiş olabilir şey, evet, yani bu ay, ama dememiştir sanmıyorum. Yani. Bensin, bendensin demezler. Ama burada sadece şunu söylemek gerekiyor. Hani burada bir maliyet artışının önümüzdeki aylarda süreceğini görüyoruz burada. Önümüzdeki aylarda yansıyabilecek bir maliyet artışı var diyorsun. Bazı toplanabilir ürünlerde özellikle, mesela ben giyim eşyanın da çok düştüğünü gördüm ama mesela Haziran'da öyle olmamış. Patır patır artmış, %3,5 falan artmış üreticinin maliyeti. Yani üretici o maliyeti bir şekilde yedirecek yani, öyle de böyle. Hani tüketicinin fiyatlarına, onları görüyor olabiliriz önümüzdeki aylarda ama bilemiyoruz tabii, onu şu an bu rakamlardan söylemek mümkün değil. Ben TÜİK'in yerinde olsam hemen, bu veri vardır ellerinde, bazı kalem kalem açıklarım, her şeyi açıklarım ve hatta il il açıklarım. Hatta il il de geçeyim, bazı illerde semt semt bile açıklarım. Ve dolayısıyla inandırıcılığımı bu şekilde sağlarım. Yoksa bu tartışma devam eder. Bu verilerin içine bakılır, girilir. İşte Yavuz Bey'in verdiği örnek bir tane. Çelişkili bazı şeyler ön plana çıkartılır. Bu bir çelişki midir sizce hocam? Yani şimdi çelişki olarak yorumlanabilir mi? Yani yine inandırıcılığı zorlayan bir duruma işaret ediyor. Olabilir mi? Olabilir. Olasılık evet, olarak olabilir. Ama yani yine de inandırıcılığı zorlayan bir şeye işaret ediyor. Yani birebir bu böyleyse bu böyle olamaz denilemez buna. Yani o anlamda bir çelişki değil ama hep böyle işte, dediğim gibi yani bunu yaparım. Yani çıkarım anlatırım. Yani metodolojimden tutun her şeye, hangi haftalarda, nerelerden, hangi bölgelerden nasıl bir yöntemle şey topladığıma ve ondan sonra ve buradan çıkan il il, İstanbul için mümkünse semt semt, bunların hepsi mümkündür. Yani çünkü bu veriler geliyor. Yani bu çağda hele, yani sonuçta bu kadar teknolojinin gelişmiş olduğu bir zamanda bunlar çok kolay ve çok hızlı bir biçimde hemen kamuoyuyla pekala paylaşılabilir. Hiçbir belki bir altyapı hazırlık gerekebilir ama TÜİK gibi koskoca bir kurum, elinde bu kadar kaynak olan bir kurum bunu pekala hemen yapabilir. Şimdi bir de burada evet. Türkiye ortalaması diye bakıyoruz ama nüfusun büyük bir bölümü de büyük şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla onların hissettiğinin tabii, çok daha yüksek olması tabii. Biraz belki de o açıdan da bakılması gerektiğine dair de bir işaret veriyor. Çok doğru. Gürkan Zengin, evet. Buyurun. Ankara'da kaldınız, biraz bekledim. Bir şey demedim, dinliyorum. Ne dersiniz? Yani besleniyorum, çelişkileri tebessümle takip ediyorum. Dedim ya, hakikatimize sahip çıkalım. İşte Yavuz da senin onun cevap veremeyeceği sorularına cevap veremiyor, karşılıklı gülüyoruz. Bu veri setinin açıklanması konusunda hatırlarsınız, Yalçın Karatepe, CHP'nin ekonomi kurmayı Mehmet Şimşek'le görüşmesinde bu konuyu dile getirmişti. Yani bu bir güvensizlik yaratıyor. Bu sepetin içinde galiba 400'den fazla ürün olmalı, hocam daha iyi bilir. Bunları bir hakem kuruluyla, bir ortak hakemle bakalım, bu nasıl oluyor, bu veriler nereden alınarak böyle sonuçlar çıkıyor.
daha güvenilir olur dediğinde bir cevap alamadığını, yani bu verileri, o sepeti açıklamak istemediler. Hani Ege Hoca bunu açıklasınlar, daha iyi olur, daha güvenilir diyor. Bu iyimser ve iyi niyetli bir öneri. Ama kendilerine iletilmiş de bir öneri. Cevap alınamamış da bir öneri. Bunu da hatırlatayım yani. Hemen ekleyebilir miyim? Yani bu konu önemli. Çünkü yani böyle yaparak bir dezenflasyon politikası yürütülemez. Bu veri gerçek bile olsa, yani diyelim ki bu de doğru. Yani hani gerçek değildir diyemem. Çünkü zaten böyle fiyatlar vardır. Ama bunun dışında yani buradaki tartışma şu deniliyor burada anlatayım. Düşük fiyatlar özellikle alınıyor ortalamaların içerisine. Diğerleri göz ardı ediliyor vesaire. Şimdi yani bu verinin doğruluğunu, gerçekliğini değil ama bu verinin nasıl toplandığını soruyorum diyorsunuz. Tabii. Esas mesele orada. Yani buradaki önemli olan şu. Gerçek bile olsa derken dediğim şu. Yani varsayalım hiç kimse buna inanmıyorsa eğer. Yani şu veya bu tamamen irrasyonel bir nedenle dolayı ortalıkta gerçek bir veri var ve tamamen irrasyonel bir nedenle dolayı da buna hiç kimse inanmıyorsa da olmaz. Yani o zaman ne yapacaksınız? İnsanları bunun gerçekliğine inandıracaksınız. Başka şansınız yok. Yani insanlar saçma sapan bir nedenden dolayı da bu veriye inanmıyorsa sizin göreviniz bu verinin doğru olduğuna, gerçek olduğuna, güvenilir olduğuna insanları inandırmak. Çünkü bir de bunu yapmazsanız sadece bu TÜİK'in güvenilirliği meselesi değil ki o çok çok önemli. Çok önemli. Yani bu TÜİK'in güvenilirliği meselesi öyle hafife alınacak bir mesele değil. Kişisel bir problem de değil asla. Bu bir de önemli, çok önemli bir devlet kurumu. Onu geçtim. O burada yürütülmekte olan bir dezenflasyon programı var. Bu programın başarısıyla direkt alakalı. Çünkü böyle bu şekilde... Doğru bile olsa o veri, inanılmayan bir veri dezenflasyon sağlamaz. O zaman insanlar ne yaparlar? Başka yöntem. Bu veriler doğru değil. O zaman ben işimi başka şeylere göre yönetmek zorundayım denir. Ve bu da zaten bu programın başarısız olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla o nedenden dolayı bu sadece ve sadece TÜİK'in güvenilirliği ve TÜİK'in güvenilirliği, devlet kurumunun güvenilirliği ki çok önemli. Sadece o değil. Aynı zamanda ekonomik programının başarısıyla ilgili bir konu. Ben olsam bu tartışmadan sonra bunlara bir yanıt veririm, bir şey yaparım. Bir inandırıcılığa doğru yönlendiririm. Ben sadece bu ilk kaldırıldığı tarihi bir anımsatayım. 26 Mayıs 2022'de kaldırıldı bu tablo ve o tarihte TÜİK buna bir gerekçe sundu. Yani şöyle sundu. Hani biz konuştuk ve ondan sonra TÜİK bir açıklama yaptı. Dedi ki ya bu tablolar ayrıntılı ve çok kapsamlı fakat Eurostat bu rakamlara bakmıyor. Eurostat da Avrupa Birliği'nin istatistikçiyi kurumu ve TÜFE verileri ve dağıtım konusunda kriterlerine girmiyor. Onların talep etmediği bu tabloyu biz yenilerini ekleyerek artık yayınlamayacağız dediler. Yani dedikleri hiç açıklama bu. Eurostat talep etmediği için kaldırdık. Başka tablolar da gelecek. Hazırlık çalışmalarımız sürüyor. Hani başka tablolar ekleyeceğiz bunun yerine. Eurostat'ın istediği diye. Ben çok hatırlamıyorum. Eurostat'ın istediği neymiş ben tam bilmiyorum. Hani ama sonuçta Eurostat yani ilgilenmediği için kaldırdık gibi bir meali var bunun. Ama kamuoyu ilgileniyor. Ve 26 Mayıs 2022 yani 2 sene olmuş bak. 2 senedir biz bu rakamları tam anlamıyla yani takip edemiyoruz. Onu söylüyoruz. Yani tabii evet bir şey daha ekleyeyim. Mesela bu rakamın üzerinden şimdi Sayın Bakan açıklama yapıyor ve başarılı olduk. İşte şöyle indirdik. Şimdi o zaman kimse rakama inanmayınca Sayın Bakan'ın açıklamasına da kimse inanmıyor. O zaman buyurun inandırıcılık. Yani zincirleme olarak gidiyor. O zaman da olmuyor. Yani çünkü biz hepimiz Sayın Bakan'ın açıklamasına inanmak ve ona güvenmeliyiz ki başarılı olursun. Bu program başarılı olursun. Yani bu böyle zincirleme gidiyor. Dolayısıyla ciddi bir problem. Yani öyle hafife alınacak bir problem olduğunu zannetmiyorum. Çünkü hem programın başarısını etkileyecek. Yani şu anda zaten Türkiye'nin en önemli konusu ekonomi. En önemli konularından bir tanesi ekonomi diyelim ama neredeyse birçok insan için en baştaki konulardan bir tanesi geliyor. Şimdi önümüzde zor bir dönem de olacak. O belli, onu anlıyoruz. Ücretler de bir şekilde baskılanacak. Şimdi ücretler baskılanırken fiyatların düşmesi lazım. Yani madem ücretleri baskılıyorsunuz, ücretleri arttırmıyorsunuz, enflasyonuz... Olmayacak vesaire. Tamam. O zaman mutlaka bu fiyatların düşüyor olması lazım. Enflasyon düşüyor olmalı ki bu şimdi enflasyon böyle insanların kafasında hem ücretlerimizi vermediler hem de enflasyonu böyle fiktif olarak
rakam yaratarak hocam, düşürdüler diye bir algı olursa olmaz. ÖTV'de mahtu zamlar var. Yani efendim? Akaryakıt bir yandan, işte elektrik zammını da gördük daha öncesinde. Bütün bunlar da eklendiğinde yine bir enflasyonist etkisi olabileceği söylenir. Bunların fiyat, özellikle elektrik zammının fiyat artışlarına marketten pazara her yerde yansıyabileceği söylenir. Ücretler baskılanırken fiyatların da düştüğünü görmemiz gerekiyor diyorsunuz ama net. O görüntünün mevcut atmosferde en azından son gelen zamlarla olmayacağı gibi bir görüntü var şu anda. Tamam zaten ama şöyle bir şey var, o zamlar olacak ve onların işte burada önemli olan enflasyon ile ilgili olarak enflasyon dinamiği dediğimiz zaman bazı zamlar gelecek ister istemez. Onların etkisi bir sefer olsun, arızı olsun, hı-hı, geçici olsun. Sadece bir aya ait olsun. Mesela 1.67 geldi ya bu. Hı-hı. Neyse 1.64 galiba. İşte mesela zam geldiği ayda o diyelim ki 1.64 değil de 1.80 olur mesela. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Sonraki ay tekrar 1.64'e geri döner. Aylık ki, ama şey dinamiğini bozmazsanız enflasyonun. Yani onu demek istiyorum. Bu zamlar yani düşmüş... peki böyle mi oldu? Şimdi tabii bu yani öyle olması gerekir ki talebin yavaşladığı ve dezenflasyon sürecinin başladığı, insanların enflasyonun bunun, bu zamların etkisinin geçici olduğuna inandığı ve enflasyonun başarılı, dezenflasyonun başarılı olacağına kısmen de olsa inandığı bir süreçte öyle olur. Ama siz bu inancı sağlamamışsanız ve talep de böyle bu şekilde bu inancı sağlamadığınız için canlı insanlar diyorsa ki ya bu TÜİK'in rakamlarını boş ver, sen alabildiğin kadar şimdi mal al, satın al. Çünkü bunlar fiyatları artacak. Bu faizler de zaten seni korumuyor. Bu, hele bu enflasyona göre bile korumuyor derse insanlar, o zaman zamlar geldiği zaman onun üzerine bir de bu beklenti biner ve enflasyonu daha da hızlandırır bu sefer. Yani bu sarmal yani böyle artar. Çünkü esas bunu besleyen dinamik bu. Bu inançsızlık, bu enflasyonun düşmeyeceğine olan inanç. Ve yani siz paranızı bankada mevduatta tutarsanız paranızın eriyeceğine dair olan inanç. O zaman ne yapacaksınız? Kendinizi korumak için talebinizi yani, öne çekersiniz. Çekersiniz. Ne alabiliyorsanız işte mal alırsınız şu veya başka kendinizi koruyacağınız başka bir yere doğru yönlenirsiniz. Ya mal fiyatları yukarı doğru çıkar, o da enflasyon demek zaten. Ya da varlık fiyatları yukarı doğru çıkar, o da ayrı bir enflasyonist bir süreç, onu besleyecek. Şimdi çok önemli, yani hani zamların yapılması gerekiyordur. Dediğim gibi bir dezenflasyon programı içerisinde hiç zam yapılmaz demiyoruz. Ama dezenflasyonla olan inancın tam olduğu, beklentilerin düzeldiği bir yerde, insanların bunu başarılı olacağına dair inancının tesis olduğu bir yerde zamların etkileri geçici olabilir demek istiyorum. Ama bu inanç yoksa o zamlar bunu daha da körükler. Arttırır, ivmelendirir. Bu sefer iyicene başa çıkamaz hale gelirsiniz enflasyonda. Ve nitekim mesela ilk hatırlayın, şimdi bu kadar yüksek enflasyonlar olmasının sebebi diyoruz. Baz etkisi vesaire. Geçen yılın Temmuz-Ağustos ayındaki enflasyon rakamları. 9 küsür. 9 küsürler. 9 küsür. 2 tane ay üstü. Ülkelerin yıllık enflasyon. Neden oldu onlar öyle? Yani onların olmasının sebebi biri KDV. Evet. O da ÖTV artışları. Bir düzenleme var. Evet tabii onlar oldu. Mesela sonra ne oldu? Beklentiler kırılmadığı için. Onun içinde tabii döviz kurunun da artının payı var. Sonra ne oldu? Şimdi mesela eğer bu beklentiler düzelmiş olsaydı bu geldikte 9-9 diyelim ki ondan sonra o şey kalırdı. Hemen aşağıya da öyle olmadı ama. Bu sefer ne oldu? 9'lar geldi. Bu sefer insanlar daha da hiç enflasyon düşmüyor. Beklentiler iyicene bozuldu. O zaman buraya kadar geldik işte. 80'leri falan da gördük enflasyonda. Gördük. Yani bunun çok kapsamlı düşünülüp iyi dizayn edilmesi gerekiyor. Yoksa sizin bu bir seferlik olabilecek olan bu maliyet artışları bile bu sarmalı ve ivmelenmeyi körükleyecek bir mekanizma yaratır ki o zaman hiç içinden çıkamazsınız. Çıkamaz bir hale gelir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki gündem maddesi vardı. Biri erken seçim, bir diğeri de enflasyon verileri. Şöyle söyledi.
bütün seçmen, emekli, asgari ücretli, perişan nasıl yapacağız hesabı yapıyorlar. Seçim ekonomisi uyguladınız, sonra 4 yıl acı reçete uyguluyorsunuz dedi. Geçim olmazsa seçim olur ifadelerini kullandı. Asgari ücretlinin maaşının eridiğini hatırlattı. Vatandaşı baz etkisiyle kandırıyorlar dedi ve yoksuldan alıp zengine verdiniz, bedelini ödüyoruz dedi. Erken seçim ve ekonomik durumu bir arada değerlendirdi. Gürkan Zengin, sizden hemen nasıl bir manşet attınız? Değerlendirmeniz ne oldu? Duymak isterim Özgür Özel'in açıklamalarının akabinde. Bu buyurun. Aslında Özgür Bey'in bu açıklamaları Erdoğan'ın dün yaptığı erken seçim ya da seçimin erken alınmasına ilişkin sözlerine bir cevap niteliğinde de biraz da öyle. Farklı pozisyonlara girdiler bugünlerde iki tarafta. Erdoğan Cumhurbaşkanı bugünlerde, bu dönem, bu yaz aylarında meclis kapalıyken Ekim'e kadar, belki sonrasında da birkaç ay seçimin yenilenmesini, erken alınmasını istemiyor. Bu dönem bunu konuşmak istemiyor. Hatta parlamentoda önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Herkes planını, programını buna göre yapsın dedi. Oysa 2028 seçiminin 2028'de yapılmayacağını neredeyse hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olmak istiyorsa bu seçimlerin erkene alınması, ya anayasanın değişmesi ya da bu seçimin meclis tarafından kendini feshedilmesi vesilesiyle yenilenmesi suretiyle olacak bu iş. Dolayısıyla bu arzuladığı bir şey. Ankara'daki genel kanaat hep buydu. Bugün de bu. Ama bugünlerde konuşmak istemediği için böyle bir değerlendirme yaptı. Çünkü geçtiğimiz günlerde, birkaç gün önce Özgür Özel, kendisi de partisinde bir seçim baskısı altında, o da bir seçim istiyor değil. Bu yakın dönemde, işte 2025'te bile bir seçim istiyor değil. Onu da biliyoruz ama Erdoğan bu konuda böyle bir, bu konuyu kapatmak isteyince o üzerine gider gibi yapıyor. İki aktör de seçim falan istemiyor. Bu dönemde istemiyor ve 2025'te de istemiyorlar. Ama Özgür Özel'in çıkışı, geçtiğimiz günlerde yaptığı çıkış, seçimin tarihini de CHP açısından en uygun tarih olarak hesap ettiğimizde 2026'nın bahar ayları, Nisan-Mayıs aylarına tekabül ediyor, biliyoruz. Hem kendi partisinde, kendi tabanındaki seçim baskısını gidermiş oluyor. Yani beni bu yıllarda, bu aylarda, bu sene, önümüzdeki sene bahar aylarında seçim diye, seçim talep et diye baskı altına almayın. Ben seçimi 2025'in sonbaharında istemeye başlayacağım. 6 ay içinde de yapılmasını talep edeceğim. O da işte 2026'nın Nisan-Mayıs. Niye öyle bir tarih var? Bu tarihlerin iki aktör içinde belirleyici olanı, işte demin konuştuğumuz ekonomi alanı. Ne dedi Mehmet Şimşek? Ben işte tek haneli rakamlara Türkiye'de enflasyonu işte 2026'nın sonunda getirebilirim dedi. Dolayısıyla Tayyip Bey'in 2026'nın sonuna, hatta 2027'nin bahar aylarına kadar seçim diye bir derdi, bir talebi yok. Ama bir talebi olacak, o tarihlerde olmak zorunda, aday olmak istiyorsa. Ama Özgür Özel de bu zamanı vermek istemiyor. Enflasyonun makul seviyelere inmesi, toplumda genel bir rahatlamanın hissedilmesi ortamında seçime gidilmesini istemediği için daha erken bir tarihte, mesela 2026'nın Nisan-Mayıs'ı, verdiği takvim onu gösteriyor. O tarihte yapılmasında ısrar ediyor. Bir de elinde koz var. Erken seçim kararı parlamentodan ne AK Parti'nin tek başına, ne AK Parti'nin MHP ile birlikteliğiyle alınabilecek bir karar değil. 360 sandalyeye ulaşabilmek şart erken seçimin ya da seçimin yenilenmesinin kararının alınabilmesi için. Yani CHP ile mutlaka masaya oturulması gerekiyor. Bu kozu da elinde tuttuğu için, benimle masaya oturmak istiyorsan 2026 Nisan-Mayıs aylarında seçimi kabul et. Ha diyor, böyle bir cümle de kurdu. Eğer o tarihi kabul etmezsen bir daha biz yokuz deriz. Bu şu anlama geliyor: aday olamazsın. Çünkü döneminin bitmesini bekleriz. Dönem bittiğinde de anayasaya göre zaten aday olamıyorsun. Üçüncü dönemini tamamlamış olduğun için. Ya seçimi bizim istediğimiz tarihte yaparsın, özeti bu. Ya da dönemini tamamlarsın ve bir daha aday olamazsın. Genel politika bu. Şu anda hakim olan bu ama ikisi de seçim istemiyor, ama bu konuşmalar biraz günlük Ankara'nın polemikleri zemininde yürüyen şeyler. Çok teşekkür ediyorum Gürkan Zengin. Vaktimin sonuna mı geldim Ece? Evet, vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Habertürk.com Genel Yönetmeni Yavuz Barlas ve Profesör Doktor Ege Yazgan. Çok sağ olun hocam, bize eşlik ettiniz, katıldınız. Ve Gürkan Zengin, gazeteci Gürkan Zengin, Ankara Stüdyo'dan bizimle beraberdi. Haziran ayı enflasyon verisini böylece hep beraber karşıladık. Hocalarımız, ekonomistlerimiz, gazetecilerimiz değerlendirdi, yorumladı. Bugünlük para gündeminde sonuna geldik. Bir sonraki randevumuz yarın 9'da bekleriz. Hoşçakalın.